Türkiye'nin Geleceği programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir çarşamba akşamı daha bu saatlerde karşınızdayız. Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri sizlere Tele1 farkıyla, yorumcularımızın Tele1 farkı değerlendirmeleriyle aktarmış olacağız. Yanımda CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem var. Bugün stüdyoda İstanbul'da beraberiz. Ve gazeteci yazar Necdet Saraç Skype bağlantımızda. Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat Amerika Birleşik Devletleri'nden bizimle yayınımız boyunca olacak. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik Ankara stüdyomuzda. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hemen Joe Biden'ın açıklamalarından başlayalım. Joe Biden 7 ay önce açıklama yaptı. Ve üstelik de biz sustuk çünkü CHP'nin, muhalefetin konuşmasını bekledik. Susma nedenimiz de bu diyerek bir tavır sergiledi, yüklendi. Diğer yandan ama özellikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce olarak Joe Biden'a aman dostluğumuz bozulmasın şeklinde yapmış olduğu ayrı bir, sanki başka bir dünyada yayınlamış olduğu tweet var. İzninizle Eren Erdem'den başlamak istiyorum bu soruya sormaya. Ne yapmaya çalışıyor iktidar? 7 ay önceki bir konuşma üzerinden muhalefeti suçluyor, içeriye başka, dışarıya başka konuşuyor. CHP'nin konuya bakışı nasıl? Şimdi öncelikle tabii pergoleci Fahrettin'in bu tür işler yapması bizi şaşırtmaz. Yani çünkü siyasete tabir caizse Göbels mantığıyla yaklaşan bir aktör olma yolunda ilerliyor. Bakın, bir kere bir şeyin altına çizmek lazım. Cumhuriyet tarihi boyunca ABD'nin, özellikle son 20 yılda ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün siyasi taleplerini gerçekleştiren tek siyasi parti AKP'dir. ABD Esad'ı devireceğiz demiştir. Bizimkiler aynı nakaratla Orta Doğu'yu birbirine karıştırmıştır. ABD 1 Mart tezkeresini geçirin demiştir. Teklifi meclise bunlar indirmiştir. Sayın önceki genel başkanımız Deniz Baykal öncülüğünde o oyun bozulmuştur. Ve Amerika intikam almak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurmuştur. Evet. Ergenekon Balyoz adlı kumpas davaları, ta Millennium Challenge tatbikatları, tam anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük ettiği siyasi damarı tasfiye etmeyi amaçlayan operasyonlardır. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan, Amerika basınına, Türk basınına, efendim CHP'nin en büyük sorunu Amerikan karşıtlığı demeçleri vermiştir. Evet. Aynı şekilde George Soros'tan tutun da bütün uluslararası aktörlerle masaya oturarak, bunları Taha Akyol'un yazılarından öğrendik, Fehmi Korun'un yazılarından öğrendik. Evet, biraz sonra bütün bu Yılmaz aktörlerle Polat'tan da öğreneceğiz. Türkiye'de iktidara gelme çabası içerisinde olan siyasi parti AKP olmuştur. Şimdi bakın, Amerika'da ne oluyor? Amerika'da şu oluyor. Dünyanın her yerinde şu anda benim tabirimle bir neopopülist iktidarlar dalgasıyla karşı karşıyayız. Hı. Neopopülist iktidarlar dalgası. Şimdi Rahip Brunson olayıyla beraber ABD'deki evangelistler, Amerika'daki evangelistler ve oradaki neokon dediğimiz Şahin Kanat, Türkiye karşıtlığının dozunu arttırdı. Neden? Çünkü Rahip Brunson evangelist dünyanın içerisinden bir isimdi. Evet. Şimdi bu Türkiye karşıtlığı ABD seçimleri öncesinde prim yapan bir şey. Ve Joe Biden 7 ay önce çıkıyor. Sırf evangelistlerin desteğini alabilmek için böyle bir safsata, böyle bir saçmalama beyanatı ortaya koyuyor. Bu bir seçim kampanyası. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan yarın seçime giderken vatandaşımıza portakal bıçaklattı, biliyorsunuz geçmişte. Tabii. Hollanda ile kavga etti, Amerika ile kavga etti. Zaten Orta Doğu'nun tamamıyla kavgalı, Amerika ile de kavga etti. Onunla da şimdi artık bu bir siyaset modeli haline geldi dünyada. Türkiye'nin Rahip Brunson nedeniyle evangelist dünyada, evet,
oluşan karşıtlığı konsolide etme adına hiçbir gerçekçi temeli olmayan bir safsatayı piyasaya sürmüştür Joe Biden. Bir siyasi söylemdir. Tek amacı Amerikan seçimlerinde Trump'ın konsolide ettiği, Brunson olayıyla beraber yanına kattığı. Zaten S-400 olayı oldu sonra, evet. Mektuplar yani geldi gitti. S-400'ler, F-35 süreci, Reza Zarrab süreci vesaire. Suriye, PYD, tabii çok Türkiye, şey sayabiliriz. Türkiye maalesef dünyada birçok eksik yönüyle çok tartışıldığı için Türkiye'ye vurmak, söylem düzeyinde vurmak da prim yapıyor birilerine. Yani bugün Miçotakis'te çıkıp Türkiye karşıtlığı üzerinden siyaset kurgulayıp, evet, tabiri caizse kendi tabanını konsolide. Çünkü niye? Dünyada yükselen bir sağ popülist dalga var. Ve bu sağ popülist dalga bir dış düşman, bir karşıtlık ihtiyacına yaslanıyor. Nasıl Avrupa'da bugün mülteci karşıtlığı üzerinden, hı hı, bu biçimlenmişse, aynı şekilde bir dünyada bir Türkiye karşıtlığı da prim yapan karşıtlıklardan biri. Dolayısıyla Joe Biden da çıkıp şunu söylüyor. Diyor ki biz Erdoğan'ı devireceğiz. İşte muhaliflere şunu yapacağız falan. Öyle, yani tam öyle de değil. Bir seçim devirmekten kastının seçim olduğunu söylüyor da. Ya onu da vurguluyor zaten, hı hı, yani. Hani nade kup diyor, yani darbeyle değil diyor, seçimle yapacağız falan. Joe Biden'ın veya yahut da Amerikan siyasetinin artık bunları yapabilecek takati yoktur. Amerika şu anda ekonomik bir çöküş yaşıyor. Bir felaketle karşı karşıya. Covid-19 süreciyle beraber şu anda Donald Trump'ın Amerika'da, şimdi zaten Yılmaz abi muhtemelen şimdi anlatacak. Şimdi ona geçeceğiz zaten, sen sözünü evet, bitir. Anlatacaktır. Hı hı. Donald Trump'ın şu anda ABD'de oy kaybetmesi ya da işte Biden'ın seçimi kazanacağı yönünde bir kanaatin oluşmasının sebebi ABD'deki ekonomik kriz. Şimdi doların dünyanın her yerinde değer kaybettiği bir dönem yaşıyoruz. Evet. Şimdi bizimkiler niye bunu piyasaya sürdüler? Hemen şunu söyleyelim. Dünyanın her yerinde, Papua Yeni Gine dahil, dolar değer kaybederken Türkiye'de TL karşısında değer kazanıyor. Neden? Çünkü pergoleci Fahrettin ne kadar örtmeye çalışırsa çalışsın, damat Berat Albayrak'ın yönettiği ekonomi duvara çarpmıştır. AKP'nin kötü yönetimi nedeniyle ve getirdikleri bu tek adamcı otoriter rejimin dünyadan kopmuş olması nedeniyle, hukuk sistemimizin çökmüş olması nedeniyle, Türkiye'yi yatırıma kapalı bir ülke haline getirmeleri nedeniyle Türkiye'de ekonomi iflas etmiştir. Bakın, iflas etme işine değil. Dolayısıyla son cümle, dolayısıyla bu gerçekliği örtmenin, tedavülden kaldırmanın yolu muhalefeti gereksiz boş işlerle uğraştırmaktan geçer. Hatta Türkiye'yi belki. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin tuzağına düşmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalist unsurlara karşı pozisyon ve mesafesini tüm dünya bilir. Tüm dünya bilir. Sağır Sultan bilir. Tayyip Erdoğan da çok iyi bilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Colin Powell'la 2 sayfa 9 maddelik sözleşme imzalayarak gelmemiştir. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Huntington'ların tasarladığı, Graham Fuller'ların tasarladığı bir gelecek hikayesinin parçası ya da unsuru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri efendim dışarıya mektup yazıp da ordu bana karşı bu orduyu tasfiye edin diye serzeniş yaparak iktidara gelmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalizme karşı mücadele sonucunda savaş meydanlarında kurulmuş, namusu, ahlakı, karakteri, şahsiyeti olan bir siyasi gelenektir. Dolayısıyla hiç kimsenin CHP'yi bunlarla sınamasına gerek yok. Bunların tamamı CHP'nin, AKP'nin kötü, felaket ekonomi yönetimini konuşmasını engelleme adına üretilmiş şimdi balon gündemlerdir. Sayın mesela Yılmaz budur. Polat'a dönüyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkisini, daha doğrusu AKP iktidarı ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin son döneminde, AKP'nin kuruluşu, Erdoğan'ın daha hiçbir pozisyonu olmadan Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip kimlerle görüştüğünü, oradaki zeminin nasıl hazırlandığını ilk haberleştiren isimlerden biri Tele1 Washington temsilcimiz Yılmaz Polat. Yılmaz Polat, tekrar hoş geldiniz yanımıza. Önce küçücük bir özet alalım. Erdoğan, evet, hiçbir pozisyonu yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, birden AKP oldu. Şöyle küçücük bir özet. Sonra neden Joe Biden ve Erdoğan'ın sarmaş dolaş görüntülerinden bu aşamaya geldi?
AKP iktidarı, onu soralım. Evet, özetle başlayayım. Sene 1900, daha doğrusu 2000. Erdoğan o zaman daha hiçbir siyasi sıfatı olmadan yeni parti kurulmuş. O arada da Amerika'da başkan Bush, Oval Bush başkan seçildi. Tabii Oval Bush'un ilk hedeflerinden bir tanesi babasının bıraktığı miras, yani Irak konusunu bitirmekti. Dolayısıyla Türkiye'ye büyük ihtiyaç vardı. Erdoğan hükümeti, tabii şeylere girmek istemiyorum. Bunlar çok uzun zamanımız alır. Ilımlı İslam projesi, ondan önceki Erdoğan'ın Refah Partisi'nin Beyoğlu ilçe başkanı iken Amerika ile olan ilk bağlantısı, 89-91 yılları arasında Ankara'da Amerikan önemli bir büyükelçisi Morton Abramovich. Abramovich ile ilk diyaloğu o zaman başlamıştır. Biraz daha evveliyatı vardır ama hemen çokça bu safhayı özetleyeyim. Ama 2002 yılında tabii bu Irak konusuna karar verdiği zaman bizim geniş güç olarak bir Kürt devletinin kurulması. Yılmaz Polat'la bağlantımızda bir sorun mu var önce, arkadaşlar? Yani ben bunun raporunu duyabiliyor musunuz beni? Zor duyuyoruz Yılmaz Polat. Şu buyurun. Anda nasıl? Buyurun. Evet, daha önce Orta Doğu'da 20 yıl, ki 80'lerin başına dönersek, Orta Doğu'da 20 yıl CIA'in yani Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Orta Doğu şefliğini yapan, bu arada da Türkiye'de de 3 yıl görev yapan ünlü isim, ki bu ismi Türk kamuoyu da çok yakından tanıyor, Graham Fuller'ın hazırladığı bir rapor vardır. Bu rapor çok önemlidir. Yani bugün Türkiye'de tartışılan ılımlı İslam projesinin temelini oluşturan bir rapordur. Türkiye'de İslam kökten dinciliğinin geleceği başlığını taşır. Ben bunu o dönemde ilk çalıştığım bir gazetede 80 sayfalık bir rapor. Yani bugünleri anlatan bir rapor. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın neokan dediğimiz yeni muhafazakarlar, yani Orta Doğu'ya yeni şekil vermek üzere hazırlanmış CIA ve ki bunda sadece Cumhuriyetçi Parti değil, bu neokanların içinde Demokrat Partililer de vardır. Dolayısıyla Türkiye'yi bölgede ılımlı İslam modeli olarak sunmak üzere aktörlerinden bir tanesi de o dönemde AKP Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan ve bağlantıyı tekrar sağlayalım Yılmaz Polat'la. Beni duyabiliyorsa Necdet Saraç'la devam edelim arkadaşlar. Tayyip Erdoğan. Tamam. Yılmaz Polat, bir ara verelim arkadaşlarımız. Tekrardan sizinle bağlantıyı kuracaklar. Necdet Saraç beni duyabiliyor mu? Duyuyorum, evet. Evet. Niçin 7 ay sonra Joe Biden'ın 7 ay önce yapmış olduğu konuşmalar gündeme geldi de köpürtüldü de, bir de üstelik muhalefete saldırıldı bunun üzerinden ve biz sizi bekledik açıklama yapmak için dendi ki sarılınan fotoğraflar ortada. CHP'nin tek sorunu ABD karşıtlığıdır sözleri ortada. Neler oluyor? Niçin oluyor? Evet. Şimdi umarım bende de ses sorunu yaşanmaz ama Yılmaz Bey'in aslında bıraktığı nokta önemli bir noktaydı. Ya bir şeyi belirlemek lazım. 1950'den bu yana Türkiye'de dış politika bir iç politika aracı olarak kullanılıyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'ye 1950'den bu yana, niye 1950 diyorum onu da söyleyeyim tabii. Yani esas itibariyle Marshall yardımı ve NATO ile birlikte başlayan bir süreç var. Bu süreçten itibaren Türkiye'ye akla gelebilecek her alanda dış müdahaleler var. Dış mihrakların müdahalesi var. Yani hiç mesela burada tereddüte girmeye gerek yok. Türkiye'de dış mihrak kavramı
hep iç politikada muhalifleri susturmak ve kendi tabanını konsolide etmek için sıkça kullanılan bir şeydir. Evet. Bu dış mihrak olmadığı anlamına gelmez. 1950'den bu yana aklımıza gelen her konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman da onun askeri gücü, ki 1990'lar sonrası da aslında NATO bir siyasi güce dönüşmüştür. Onun siyasi gücünün her alanda müdahalesini görüyoruz. Bir kere burada gizli saklı bir şey yok. O anlamıyla da 1950'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ne iktidar olan bütün siyasi partilerin doğrudan, dolayı da demiyorum, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri olmuştur. Ve Amerika Birleşik Devletleri her dönem Türkiye siyasetine, Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin kültürel hayatına, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine mutlaka müdahil olmuştur. Bir kere bu anlamda ortada gizli saklı bir şey yok. Öncelikle bunu tespit etmemiz gerekiyor. Yalnızca darbeleri de kastetmiyorum. Yani 27 Mayıs'la ilgili hep konuşulur ya, Alparslan Türkeş kimin esas itibariyle nereden gelmiştir? İzmir'deki NATO karargahından gelmiştir. Ve esas itibariyle o anlamıyla da NATO'da eğitim görmüş bir albaydır. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 12 Eylül sonrası yaşanan süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle şekillenmiştir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri deyince Türkiye'de tek bir Amerika hep düşündür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı kliklerin her dönem müdahalesi vardır. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi. Şimdi bir kere bunu görmemiz lazım. Bunu görmeden olmaz gerçekten. Dış mihrak bu anlamıyla soyut değildir. Yani dün belki işte 1990'ların başına kadar dış mihrak denince Türkiye'de akla gelen diğer bir aktör kimdi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Rusya'ydı bugünkü adıyla. Ama esas itibariyle adı konulmamış bir aktörden bahsedilir hep. Bu aktörü bu anlamıyla da Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve NATO üyesi istihbarat teşkilatları olarak net olarak ifade etmek lazım. Yani en önemlisi bu. Bu anlamıyla da Türkiye'de dış, yani sıkışıldığında, bütün iktidarlar sıkıştığında tereddütsüz yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi kuşkusuz dini ve milliyetçiliği pompalamaktır, ama diğeri de dış mihrak vurgusuyla içeride bir konsolidasyon sağlama çabasıdır. Bu anlamıyla da AKP'nin bu son hamlesi de bundan bağımsız değildir. Sıkışmışlık hali AKP açısından 7 ay sonra bir koza dönüştürülmeye çalışılmıştır. Komedi şuradadır. Yani sonuçta ülkeyi yöneten AKP'dir. AKP'nin kendisidir. Ülkeyi yöneten bir partinin, el ele Fahrettin Altun'un yaptığı açıklama enteresan bir şey. Yani komik desek komik değil, trajik desek trajik değil. Yani ülkeyi yöneten bir parti 7 ay sonra muhalefet ne diyecek diye bir açıklamayı bekletir mi? Kaldı ki o da doğru değil. Mayıs ayında, Mayıs evet. 2020'de Anadolu Ajansı bunu zaten şeylerine, abonelerine İngilizce olarak da servis etmiş. Evet. Buradaki bütün şey, yani bekletme ve bunun üzerinden muhalefeti vurma. Şimdi buradan muhalefeti vurabilir misiniz? Buradan vuramazsınız. Bakın, ayrım yaparak şey olmaz. Yani söylem düzeyinde şunu söylemek kolay ki CHP başta olmak üzere muhalefet parti liderlerinin tamamına yakını benzer bir açıklama yaptı. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Joe Biden'ın Türkiye'nin iç işlerine karışması doğru değildir. Haddi de değildir, hukuki de değildir. Bunu söylemek kolay. Bu söylenir gerçekten. Ama burada şu gerçeği görmemiz lazım. Yani şimdi AKP'nin siyaseti oynadığı o kadar net ki, yani Trump'ın hemen bunun ertesinde Biden'a da doğrudan hitap ederek, yani Biden gibi isimlerin işte uluslararası dünya siyasetinde satranç ustası olarak nitelendirdiği aktörlerle mücadele etmesi mümkün değil dedikten sonra söylediği bir şey var. Uluslararası liderler diyor ki Erdoğan yalnızca sizi dinler, o yüzden Erdoğan'la siz konuşun. Şimdi bu uluslararası siyasi aktörler dediği ki muhtemelen Suudi Arabistan'dır, muhtemelen Mısır'dır, muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Şimdi bir cumhurbaşkanının, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı dinlemesi es geçilecek, ama Biden'ın henüz daha başkan aday adayı, bir de yaptığı açıklama döneminde bir başkan aday adayının yaptığı iş bu kadar gürültü koparacak. Bu anlamıyla orta yerde gayri ciddi bir durum var, gayri samimi bir durum var. Yılmaz Bey'in söylediği bu anlamıyla önemli. Yani siz Amerika'da şekilleneceksiniz. Kaldı ki
Türkiye'de sağ muhafazakar partilerde kuruluş aşamasında yönünü Amerika'ya dönmeden, Amerika'da görüşme yapmadan Türkiye'de hareket eden parti neredeyse yoktur. Yani Demokrat Parti içinden şekillenen bütün siyasal partileri, yani oradan çıkan bütün siyasal partileri, son halkası AKP'yi de bu kategoride değerlendirmek lazım. O zaman burada Yılmaz Polat'a dönelim tekrar. Tabii dönebiliriz tabii. Yani dönebiliriz çünkü söyledikleri son derece önemliydi. Evet. Türkiye'de bilinen, üzerinde kitaplar yazılmış ama hep bilinmezlikten gelinen bir noktadır bu. Yani AKP projesinin bir Amerikan projesi olduğu meselesi hep bilinmemezlikten gelinir. Buyurun. Şimdi AKP'nin Amerika Birleşik Devletleri projesi bilinmezden gelir ama bunu en iyi herhalde sonuçta AKP bilir ve bir de Yılmaz Polat bilir gibi, çünkü oradaki o ziyaretleri, o olayın nasıl gelişmişliğini Yılmaz Polat takip etti. Türkiye'yi haberdar etti. Bir diğer yandan içeride neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine takip ediyor. Şunu da sormak istiyorum, sözlerinizin arasında değerlendirirseniz. Türkiye'de Fahrettin Altun esip gürlerken Joe Biden'a dönüp attığı İngilizce bir mesaj var ki aman aramız bozulmasın tadında. AKP bir Amerika Birleşik Devletleri projesi mi sorusunun yanıtını sizden alalım tekrar Sayın Polat. Evren, şimdi Amerika dünyada protokola en fazla önem veren bence ülkelerin hemen hemen başında yer alır. Yani her şeyi çok hesaplı kitaplıdır. Protokol derken şunu kastediyorum. 2002 yılında Erdoğan hiçbir siyasi sıfatı olmadan Amerika'ya geldi ki o dönemde AKP'nin başında ve başbakan Abdullah Gül vardı. Ama Abdullah Gül'e rağmen az önce de ismine bahsettiğim Paul Wolfowitz, ki bu çok önemli bir isimdir Pentagon'da, yani neokan dediğimiz isimlerin arasında önemli bir kişiliği vardır. Orta Doğu'nun şekillenmesi için mimarlardan bir tanesidir. Yani Lawrence'in günümüzdeki başka bir versiyonudur. Bu Türkiye'ye gitti, Ankara'ya gitti ve Ankara'da Cüneyt Saps'ı o zaman o dönemde AKP'nin tabii ki daha çok Sayın Erdoğan'ın danışmanıydı. Onunla görüştüler ve orada Erdoğan'ı Amerika'ya getirmek için bir planlama yapıldı. Ve tamamen dediğim gibi Abdullah Gül başbakan olduğu halde tamamen saf dışı bırak, Erdoğan hiçbir siyasi sıfatı olmadan 16 Aralık 2002 yılında Washington Başkan Bush tarafından Oval Ofis'te kabul edildi. Protokol derken bunu kastediyorum. Evet, evet. Yani siyasi hiçbir sıfatı olmayan birisinin Oval Ofis'te kabul edilmesi gerçekten çok önemsenecek bir durumdur. Yani o dönemde AKP'nin ilk adımını Washington'a attığını gösteriyor. Tabii bunun daha sonraki gelişmeleri var. Onu ilerleyen dakikalarda Biden olayı diyeyim. Bunun perde arkasını anlatmak istiyorum. Çok ilginç. Türkiye'de birçok konu, bu konu çok tartışılıyor ama hemen hemen perde arkasını, özellikle yandaş arada bir yorumculara, yandaşlara bakıyorum. Çok ilginç şeyler söylüyorlar ama ben tabii burada izleyicilerimize perde arkasını anlatmaya çalışayım. Bu röportaj diye adlandırılan sohbet toplantısı New York Times gazetesinin editorial board denilen, yani yazarlar grubu diyelim. Evet. Yazarlar grubunun Biden'la işte 7 ay önce yaptığı bir televizyon, yani videosu. Burada ben yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Ben hemen hepsini dinlemeye çalıştım. Ama tabii o dönemde Biden'ın hiçbir siyasi şeyi yok. Demokrat Parti'de başkan adayı. Aday adayı.
yanında da başka adayları daha var. İşte Sanders, Kamala Harris gibi yardımcıları da var. Dolayısıyla New York Times o dönemde tabii seçimlere çok önemsedikleri için, virüste olduğu için böyle aday adaylarıyla yalnız başlarına böyle sohbet, röportajlar yapıyor. Röportaja baktığınız zaman onu da saymaya yaklaşık 150 soru ve cevap var. Yani bir kelimelik soru var, bir kelimelik cevaplar var. Evet. Böyle bir durum. 100. sorudan sonra, hatta 120 diyeceğim. Şimdi diyor, sıra diyor dış politikada diye başlıyorlar soru sormaya. Ama o arada tabii biliyorsunuz Biden'ın o dönemde, Biden'ın tartışılan çok önemli bir sorunu var. Oğlunun Ukrayna'da bir şirkette iş yaptığı yolsuzluklar, özellikle bunu Trump da çok gündeme getiriyor. Yani sorular, soru, röportaj Biden'a işte oğlunun yolsuzluğu Ukrayna'daki böyle başlıyor. Sonra hep iş politikama, yani sağlık politikasından tutun birçok sorular var. Tabii dış politikaya gelince ilk soru, o dönemde de biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'de Ekim ayında Barış Pınarı Harekatı çok gündemdeydi. Trump'ın yazdığı mektup çok gündemde. Burada da çok konuşuldu. Dolayısıyla zaten Suriye konusu çok önemli. Suriye konusuna şöyle bir giriş yapıyor soruda. İlk soru. Zaten tartışmalar bu sorudan sonra başlıyor. Şöyle bir soru. Yani evet, bir sıkıntı oldu yeniden. Şöyle bir söz sarf etti. Tavırları belliyken. Evet, Yılmaz abiyi alın isterseniz, Yılmaz Polat arkadaşlar. Haberi olsun kendisinin yayından bir müddet alındığından. Şimdi en son dedi ki Sayın Yılmaz Polat, Biden'ın oğlunun yurt dışındaki şirketleri ve Ukrayna, bu yurt dışından söz ettikleri ülke Ukrayna. Ukrayna'daki, Ukrayna'da yaptıkları çok konuşuluyor. Trump da bunu kullanıyor ve o dönemde Suriye'deki AKP'nin Suriye politikasında PYD ile anlaşmaması üzerine, hatırlarsınız, Trump bir mektup yazmıştı Erdoğan'a. Bugün 7 ay önce Biden'ın söylediklerine verdikleri tepki, nin yanında hiçe sayılacak tepki, bir vermediler tepki ki. Verilmiş dış, dış kamuoyuna verilmiş bir tepki yok. Aramız bozuk. İç kamuoyunda popülizm yapıyorlar. Yani. Ardından gidilmişti bir de hatırlarsan. Ya, tepki Amerika falan yok. Bir şekilde burada bir tepki yok. Orada bir cümle var. Türkiye'de genelde salonları dolduruyorlar. Türkçe bizim vatandaşlarımıza ey Trump diyorlar. Ama dışarıya gittiklerinde o ey Trump, Sayın Trump oluyor. Evet. Fahrettin Altun'un Türkçe tweetinin İngilizce tercümesi Türkçesiyle tamamen bağlamından kopuk bir şekilde yazılıyor. Yani bu iş tamamen şuna dönmüş durumda. İçeride günü nasıl kurtarabiliriz? Nasıl bir malzeme çıkartır da gündemi belirleriz? Evet. Bunu yaparken de dışarıyı kırıp dökmemek için arka kapıdan kaç kişi gönderir de gönül toplarız? Yani işi buna çevirmiş durumdalar. Hiçbir plan, hiçbir program, hiçbir hedef, hiçbir gelecek tasavvuru yok. Tamamen bugün sabah başlayacağız, bugünü nasıl kurtaracağız? Şimdi o acaba günü... İş Bankası'nı mı gündeme getirelim? Acaba bilmem ne mi yapalım? Tamamen iş buna dönmüş. Fahrettin Altun'un başkanlığındaki ekip sürekli Türkiye'de yeni bir gündem yaratmak, her gün bir hadise çıkartmak, her gün bir nümayiş oluşturmak. Ama bir hafta kadar sürüyor artık farkındaysan. Üç gün sürüyor gündemler. Artık. O kadar bile sürmüyor. Üç gün sürüyor. Onun için sürekli yeni bir gündeme ihtiyaçları var. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Dönüp soracağım soru Sayın Dinden sorulacak. O mektupta, o hani Erdoğan'a aptallık etme şeklinde ifadeler de kullanılan mektupta Trump, senin bazı sorunlarını çözmek için çok çalıştım da demişti. Burada tabii Halk Bankası'nı da değerlendirebiliriz ama yanı sıra Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili Amerikan Kongresi'nde bir yaptırım paketi var ve ailenin mal varlığını araştırırız
iddiası da başlığı da o paketin içinde. Şimdi Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık bir dava daha açtı. Yurt dışında mal varlığı var, çok zengin, parası var dedi diye. Man davası, Man adası belgelerinden sonra 5-6 tane dava açılmıştı zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na Erdoğan ve yakınları tarafından. Bir kez daha gündeme geldi. Gündeme geldi ama bunları da hatırlatmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede bir yaptırım paketi ve onun içinde de Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması başlığı duruyor. Sayın Celal Çelik'e dönmek istiyorum bu noktada. Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığının ihtimalinden söz etmek niçin sürekli bir davayla karşı karşıya bırakıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Bu konuyla ilgili bir tedirginlik olabilir mi örneğin AKP iktidarında? Hani bunu buradan getirebilir miyiz? 2 milyon lira da bir haksız zenginleşmeye sebep olmaz mı? Neler söyleyeceksiniz? Şöyle bir genel değerlendirmenizi alalım öncelikle. Şimdi Evren Hanım, merhabalar önce tekrardan. Hoş geldiniz tekrardan. Kanımca Sayın Erdoğan'ın çok ciddi bir zaafı var. O zaafı ne diye açıklama yapmak gerekecek? Ekonomik anlamdaki, yani yolsuzluk özelinde, mal varlığı özelinde ciddi bir hassasiyeti var Sayın Erdoğan'ın. Neden böyle bir hassasiyeti var? Çünkü 17-25 Aralık süreçlerinde tapeler kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Orada açığa çıktı bazı şeyler. Yüz milyonlarca dolarlık bir servete sahip olduğu, bu paranın oğluna verdiği talimatlarla günlerce süreç içerisinde sıfırlandığına Türkiye tanık oldu. Yani hani siyasi yaşamına başlarken benim bütün servetim bu parmağımdaki yüzüktür. Eğer bir gün duyarsanız ki Erdoğan çok zenginleşmiş, bilin ki haram yemiştir diyen Erdoğan'dan bugüne gelindi. Bugün ne yapıldı? Yani 17-25 Aralık süreçleri ve devamında. 100 milyonlarca dolar. Kimin parası bu para? Hani yüzün vardı senin sadece? Bu parayı nasıl edindin? Şimdi bunun sorgulanması lazım. Yani 2013 yılında başlayan 17-25 Aralık süreci maalesef farklı algılarla, farklı değerlendirmelerle unutulmaya çalışıldı. Özellikle işte bunu yapanlar, bu soruşturmayı yapanlar FETÖ'cülerdi. FETÖ'cüler tarafından bu soruşturma yürütüldü. Dolayısıyla bu soruşturmanın üstü kapatılmalı, konuşulmamalı dendi. Oysa bu ülkeyi yöneten kişiden bahsediyoruz. Yani bu ülkeyi yöneten insanın bunun hesabını vermesi gerekiyor. Yani tapeler önümde şu an. Tape kayıtları önümde şu an. Ne söylüyor biliyor musunuz? O kadar dramatik şeyler var ki burada. Anımsatmak anlamında söyleyeceğim. Sadece bir cümle okuyacağım. Bilal Erdoğan babasını arıyor. Daha doğrusu babası Bilal'i arıyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, tamam mı? Şimdi diyorum ki senin evinde ne var ne yok. Sen bunları bir çıkar, tamam mı diyor. Sıfırla diyor. O da yanıt veriyor. Benden ne olabilir baba? Senin paran var diyor. Ve yani o ses kayıtları anımsanacaktır. Yani Erdoğan'ın görünürün haricinde bir parası olduğu yönünde izlenimleri güçlendiriyor bu aktardıklarınız 17-25 döneminde ortaya atılan bu iddialar. Şimdi şu söylenebilir mi? Yurt dışında parasının olduğu değerlendirmeleri bütün bu dönelerle beraber daha da rahatsız ediyor Erdoğan'ı diye. Şimdi elbette Evren Hanım, yani dolayısıyla hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde o olayın anımsatılması Sayın Erdoğan tarafından istenmiyor. O yüzden tepki ortaya konuyor ve algı yaratmak üzere davalar açılıyor. Yani problem burada başlıyor zaten. Evet. Ama aslında bana göre yanlış yapıyor. Neden yanlış yapıyor biliyor musunuz? O dava açtıkça biz farklı adımlar atacağız. Yani ispat araçlarını kullanmak durumunda kalacağız. Ve o yani Sayın Genel Başkanımız tarafından ifade edilen bu olguların doğru olduğunu ispatlama şansına sahip olacağız. Yani hukukun H'sinden anlayan kişiler ispat hakkının ne olduğunu bilirler. Anayasanın 39. maddesi çok açıktır. 39. madde der ki siyasiler yönden özellikle hani bir hakaret iddiası varsa, ona yönelik bir isnat yüklenmişse bir dava açılması halinde karşı tarafa ispat şartı mutlak olarak verilir. Tartışma olmaz orada. Çünkü bunda kamu yararı vardır. Dolayısıyla Erdoğan ben bunun ispatlanmasına muvaffakat etmiyorum, rıza göstermiyorum deme şansına bile sahip değildir. Hukuken söylüyorum bunu.
Dolayısıyla biz bu anlamda hani şov yapmak amacıyla söylemedik. Bugüne de değin hep söylediğimiz şey şuydu. Biz ispatlayacağız dedik. Neden söyledik? Bir kere ispatlayabileceğimizi biliyorduk bir. İkincisi Sayın Erdoğan'ın 100 milyonlarca dolarlık bir servete sahip olduğu bilgisi tüm kamuoyu tarafından zaten biliniyor. Bu aslında tartışılır bir şey değil. Eğer Sayın Erdoğan'ın farklı bir hassasiyeti varsa, bunun ispatlanma şansının olmadığını, bir anlamda hiçbir şekilde böyle bir servetinin olmadığını düşünüyorsa, ey Erdoğan, neden sen Amerikan Kongresi'nde senin mal varlığının araştırılacağı söylendiğinde tepki ortaya koymadın? Neden dut yemiş bülbüle döndün? Neden hiç ses çıkarmamış oldun? Evet. Veya neden Sayın Deniz Baykal'ın yaptığını yapmadın? Ya biliyorsunuz Deniz Baykal'la ilgili yurt dışında hesabı olduğuna ilişkin, parası olduğuna ilişkin iddia atılmıştı geçmişte. Ve Sayın Deniz Baykal derhal gereğini yapmıştı. Neydi gereği? İsviçre bankalarına gitmişti çünkü İsviçre bankaları üzerinde hesabı olduğu söylenmişti. Hı hı. Avukat aracıyla başvurular yapmıştı hem kendi adına hem ailesi adına. İsviçre bankalarında herhangi bir tarihte hesabının olup olmadığını, herhangi bir tarihte bir para yatmış olup olmadığını sorgulamıştı, sormuştu ve bir belge elde etmişti oradan. O belgeye göre hiçbir zaman, hiçbir tarihte Sayın Deniz Baykal tarafından İsviçre bankalarında hesap açılmadığı ve hiçbir şekilde para yatırılmamış olduğu belgeler gelmiş oldu ve Deniz Baykal alnı açık bir şekilde siyaset yapmaya devam etmişti o süreçte. Şimdi yani Manadası belgelerinde bile Manadası belgeleri davasında da biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ve sizlerin elinde belgeler vardı. Orada Erdoğan'ın akrabalarının bir şirket kurduğu, para transferi yaptığına ilişkin ama o yönlü davada da son gelişmeler Kılıçdaroğlu aleyhine gerçekleşti. Son durum o noktadaydı. Belgelenmiş şeyler üzerinden de sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mahkeme karar vermedi orada. Yani mahkeme karar vermedi derken neyi kastediyorum biliyor musunuz? Normalde mahkemede görevli ve yetkili hakimler olur. Evet. Görevli ve yetkili hakim hukukun gereğini yerine getirir. Ama Manadası davalarında 5 davanın 5'i içinde söylüyorum. 4 tane hakim vardı işin içinde. 4 hakim de herhangi bir şekilde isteği olmamasına rağmen oradan sürüldüler. Ve yerlerine Sayın Erdoğan gibi düşünecek ve Sayın Erdoğan'ın yerine geçerek karar verecek hakimler getirildiler ki bir tanesi en acısı oydu bizim için. Bunu söylemiştik, tekrar tekrar anımsatmak gerekiyor bence. Bir tanesi 15 Temmuz'dan bir gün sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu tarafından açığa alınmış ve 3. gün sonunda da Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmış, tutuklanmış bir hakimi düşünün. Evet. Bunu iade ettiklerini anlıyoruz. Tekrar hakim yaptıklarını ve bu Manadası davası açıldıktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki bu mahkemenin hakimini yaptıklarını gördük biz. Dolayısıyla siz böylesine sözde hakimlerin verdiği kararların mahkeme kararı olduğunu söyleyemezsiniz bir. İkincisi, biz zaten bu mahkeme hakimlerinin suç işlediğini gözlerinin içine baka baka söyledik. Onlarla ilgili işlem yaptık, suç duyurusunda bulunduk. Onlarla ilgili şikayet haklarımızı kullandık. Reddettik onları. Gözlerinin içine baka baka, ey hakim neden bu davaya bakmak istiyorsun? Israrlı bir biçimde sen bu davaya bakamazsın. Sen tarafsız değilsin. Sen hakimlik yapmıyorsun. Senin hakimlik yapma şansın yok. Bu davadan çekilebilirsin, yapabilirsin bunu dediğimiz halde gözlerimizin içine asla bakmaya cesaret edemeden mahkeme hakimlerinin kendilerine verilmiş kararları duruşma tutanaklarına geçirdiğine tanık olduk. Şimdi evet. Dolayısıyla onlar mahkeme kararları değil. Ama onu anımsatmak için şunu söyleyeceğim açıkçası. Manadası'nda bütün kamuoyu artık bunu biliyor. Sayın Genel Başkanımız ne söylemişti? Sayın Erdoğan'ın yakınları tarafından Manadası'nda şirket kurulduğu iddiası ortaya atılmıştı. Evet. Biz bu şirket kurulum belgesini getirdik, sunduk mahkemelere, kamuoyuyla da paylaştık. Bir sterline Manadası'nda Bumerz isimli şirket kurulduğunu ispatlamış olduk. Genel Başkanımız doğru mu söyledi? Genel Başkanımız müfteri mi yoksa başkası mı müfteri? Bunu iddia edenler mi yalan söylüyor yoksa Genel Başkanımız mı yalan söylüyor? Bir. İki, Genel Başkanımız ne söylemişti? Ey Erdoğan demişti. Senin bu milyonlarca dolarlık o dekontları göstermişti Sayın Genel Başkanımız. Onların doğru olup olmadığını sorgulamak istemişti. Bu ne demişti? Neden vergiden kaçınmak amacıyla bunları yapıyorsun anlamında sorular yöneltmişti.
Biz o bunların tamamının doğru olmadığı söylenmişti Erdoğan avukatı tarafından anımsanacak diye derhal. Biz onların tamamının doğru olduğunu ispatladık. Üstelik biz ispatladık derken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda genel başkanımız göstermiş olduğu 15 milyon dolarlık belgelerin tamamının doğru olduğunu açığa çıkardı. Nasıl açığa çıkardı? Masaka yazı yazdı, Halk Bankası'na yazı yazdı. Onlar da evet bunlar doğru demek zorunda kaldı. Yani Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşine, oğluna, dünürüne, eniştesine 15 milyon lira dolar hesaplarına para gönderildiğini belgelemiş olduk. Evet. O halde kim yalan söyledi orada? Kim yalan söyledi? Orada yalan söyleyen genel başkanım değil. Hadsizce yorum yapıyor bazı kişiler. Burada bir Eren Erdem'e dönmek istiyorum. Aslında 3-4 dakikamız kaldı ilk yarının bitmesine ama niçin bu kadar ürkülüyor yurt dışında parasının olması dillendirildiğinde? Ürküyor demeyeyim de niçin hemen 2 milyon liralık, 800 bin liralık milyonlarca liralık davalar açılıyor. Hemen tepkiler gösteriliyor ama Trump'a gösterilmedi örneğin. Şimdi bakın. Neyin savunması sizce bu? Şu bir kere yani şunu ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinde bir yüzükle girmiştir. Şimdi iddia edildiği gibi bir servete sahip ise bunun bilinmesi elbette vatandaşta şu soruyu sorduracaktır. Yani nereden kazandın kardeşim? Fabrikatörlük mü yaptın? Bu arada oğlunun gemicik şirketi sermaye yükseltip gemilerini arttırdı. Hadi onu şöyle izah etmişti. Evet bak. Krediyle aldık. Evet hatırlıyorum. Çalıştırıyoruz, taksitlerini ödüyoruz demişti. Hatta gemi de değil, gemicik onlar demişti. Evet. Hadi diyelim onun izahatını vatandaş kabul etti diyelim. Fakat şimdi Sayın Çelik'in beyanları çok önemli. Yani Sayın Genel Başkanımız o toplantıyı yaptığında, Manadası belgelerini açıkladığında ben grup toplantı salonunda tam karşısındaydım. Daha sonra ben bu banka dekontlarını fotokopilerini de incelemiştim. Ve biz de milletvekili grubu olarak çeşitli vasıtalarla o evrakları çek ettirmiştik. Yani doğruluğunu sorgulamış ve teyidini de almıştık zaten. Evet. Lakin zaten bu belgelerin gerçekliğiyle alakalı hiçbir tartışma yargı düzeyinde de olmadı. Yok, evet. Burada tamamen siyasi sahiplerle HSK yaz kararnamesiyle Sayın Genel Başkan'ın davasında hukuku uygulayan hakimler sürgün edildi. Evet. Yerine işte demin Sayın Celal Çelik tarafından sicili ortaya konan kişi gibi bir takım kişiler gelip o mahkemelere oturdular ve tamamen siyasi kararlar verdiler. Türkiye'de yargının genel durumu da budur zaten. Verdikleri kararlar siyasidir. Şirket olgunun, sırrı falan dendi o sorgulandığında. Evet, yani olgunun gerçekliğini tartışan bir yargılama sürecinin dışında tümüyle aslında siyasi kararlar verdiler. Ancak o evrakların, o belgelerin gerçek olduğu savcılık tarafından da tescillendi, MASAK raporuyla tescillendi. Aynı şekilde bugün bu konuda zaten hiç kimsenin bir tartışması yok. O konu açıldığında da sürekli yeni davalar açılıyor. Evet. Çünkü belli ki orada bir problem var. Yani o problem de rahatsızlık yaratıyor. Şunu söylemek lazım. Bakınız, siyasetçi ahlaklı olmalıdır. Siyasetçi şeffaf olmalıdır. Siyasetçi dürüst olmalıdır. Siyasetçinin siyasetçi siyaset yaparak zenginleşmez. Elbette ailesinde ticaret yapan insanlar olabilir. Biz bunları tartışmıyoruz. Anormal düzeyde bir zenginleşmeden bahsediyoruz. Bir yüzükten bahsediliyor çünkü sadece. Dolayısıyla kendi beyanları da ortadadır Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Geldiğimiz nokta itibariyle evet biz bu konuda bir cumhurbaşkanının, bir bakanın ya da bir siyasi parti liderinin siyaset üzerinden zenginleşmesini hiçbir hali ve şartta kabul etmeyiz. Bu elbette muhalefetinde gündeminde olacaktır yani. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Muhalefet elbette bunu tartışacaktır. Ama biz şundan da üzüntü duyuyoruz. Bakın, biz Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin mensuplarıyız. Son cümle olarak söyleyeyim, reklama gireceğiz diye biliyorum. Evet. Bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı şahsından bağımsız çok mukaddes bir makamda bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında olan bir kişinin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın bak senin malını açıklarım ha gibi çok ilkel bir takım şantajlarla
absorbe edilmesi bizi çok yaralıyor. Bunlar en ilkel şantajlardır. Yani bu düzeyde, bu düzeyde hırpalanmamız ve örselenmemiz yüreğimizi yakıyor. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu muasır medeniyetler seviyesini hedefleyen gelişme, uygarlık yolunda bir devlettir. Ve bu devlete çok daha şeffaf, bu tür tehditlerle tabiri caizse köşeye sıkıştırılamayacak güçlü karakterler lazım. O yüzden hep şunu söylüyoruz, ilk seçimden sonra Türkiye hak ettiği yere gelecek, Türkiye rahatlayacak, Türkiye nefes alacak diyoruz. Hemen kısa bir ara veriyoruz, çok da kısa olacak. Saat başı olmadan karşınızda olacağız. Yine konuklarımızla çok önemli şeyler konuşacağız. Ayrılmayın Tele1'den. Türkiye'nin geleceği programı devam ediyor. Eren Erdem, Celal Çelik, Yılmaz Polat ve Necdet Saraç'la beraberliğimiz sürüyor. Önemli şeyler konuşuyoruz. Tekrar hoş geldiniz dedikten sonra hemen Yılmaz Polat'a önce bir geçmek istiyorum. Bağlantıda bir sıkıntı olmadan şunu sormak istiyorum Yılmaz Polat'a. Bir Erdoğan'ın gelirini, mallarını sorgulama durumu vardı Amerikan Kongresi'nde, yaptırımlar içerisinde geçerli olan ve sonra da Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı o dönemde iktidarın yükseltmiş olduğu sesi kesmişti, kendisi de susmuştu. Bugün o yüzden CHP lideri de önce oraya diyeceğini de ben 2 milyon lirayı veririm sana diyor Erdoğan'a. Ne oldu o yaptırım başlığı, Erdoğan'ın mal varlığının incelenmesi başlığı Yılmaz Polat? Evren, hemen önce Biden'ın muhalefetle ilişkisini özetlemek istiyorum. Gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biden biliyorsunuz 8 yıl Obama'nın yardımcılığını yaptı. Ve Biden'la AKP'nin, özellikle Erdoğan'ın ilişkileri çok çok iyi oldu. Hatta Kısıklı'daki evinde 2 saat ameliyat olduğu zaman ziyaret etti. Çok önemli görüşmeler yaptı. Tabii bunu, görüşmenin içeriğini bilmiyoruz. Ama o dönemde Amerikan basınında, özellikle New York Times gazetesine Biden'ın Erdoğan'ın evinde terlik giydiği, daha sonra işte bir bakkaldan zeytin peynir aldığını yazıldı. Ama içeride 2 saat ne konuşuldu bunları bilemiyoruz. Biden Türkiye'ye çok gidip geldi. Hem İstanbul'da hem Ankara'da çok temaslar oldu. Ama Biden'ın diğer siyasetçilerin yanında, özellikle örneğin Obama başkan olarak ilk defa bir başkan o dönemde muhalefet, 2009'da muhalefet liderleriyle de görüşme yapmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet liderleriyle. Hatta daha sonra Dışişleri Bakanı Hillary Clinton muhalefet liderleriyle, Kılıçdaroğlu'yla, Meral Akşener'le, Selahattin Demirtaş'la, ki bunlar dünyada böyledir. Yani bir ülkeye gittiğiniz zaman nezaket ziyaretleridir. O ülkenin muhalefet liderleriyle de görüşülür. Ama Biden bugüne kadar böyle birçok kez gitmesine rağmen Türkiye'de hiçbir muhalefet lideriyle görüşmemeyi tercih etti. Yani baktığınız zaman muhalefetinden Biden'ın işbirliği yapmasının hiçbir background'u, geçmişi yok. Sadece tabii Türkiye'de muhalefet deyince sadece siyasi partiler düşünülüyor. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları var muhalif, sendikalar var, başka kurumlar var. Biden'da özellikle İstanbul'da hatta basına da zaman zaman konu olan ikinci cumhuriyetçilerle bile perde arkasında görüşmeler yapıp konuşmalar yapmıştır. Ama buna rağmen Türkiye'de hiçbir siyasi parti lideriyle, ki herhalde bir ona yakında bir gidip gelmesi vardır, görüşmesi olmamıştır. Dolayısıyla yani belki muhalefet derken belki parti içi muhalefeti de kastediyor, onu da bilemiyorum. Yani çünkü o dönemde Ahmet Davutoğlu'yla da çok görüşmeleri oldu. Ali Babacan'la görüşmeleri oldu. Dolayısıyla onu çok önemli. Yani Türkiye'de muhalefetin Erdoğan Amerika'yla, Biden'la işbirliği yapıp Türkiye'de görüşmesi son derece, yani öyle bir senaryo son derece geçersiz. Çünkü zaten New York'ta attığı bantta da bunu cevabında da bu çok çok açık şekilde görülüyor. Hatta o dönemde, ki bunu da çok önemsiyorum, Biden'ın
Erdoğan'la ve AKP'lilerle yaptığı görüşmede o dönemde süreç, Kürt süreci ya da devam ediyordu ve bu konuda da çok görüşmeler yaptığını biliyoruz. Yani Amerika ile ortak olarak yürütülüyordu. Evet. Biden da Kürt konusunda son derece hassastır. Yani her zaman bu konudaki sözlerin basına yansımasının en önemli nedeni bu ön medyası tarafından tweet edildi. Bunu da az çok izlemeye çalıştım. Yani bu geçen hafta diye tam tarihini söyleyemem ama çok yakın kısa süre içerisinde Arap medyasından sonra Kürt medyası onu tweet etti. Sadece Biden'ın bu Kürtlerle ilgili sözünü. Dolayısıyla da Türk kamuoyuna da böyle yansıtılmış oldu. Yani orada darbe ya da bu şey tamamen şey değil. Yani Türkiye'ye kullanmış. Şunu da bir hatırlatma yapayım. 2007 yılında da Amerika'da bunlar tabii unutuluyor Türkiye'de. Çok çok önemli bir olay Türk basına yansımıştı. Hudson olayı diye biliyorsunuz. Bunları tabii hiç hatırlamak istemiyorlar. Bu 2007 seçiminden önce AKP bu senaryodan çok yararlanmıştı. Kısaca hatırlatayım. Çok kısa Yılmaz burada Polat. Hudson... Duyabiliyor musunuz? Gitti sesiniz. Buyurun. Çok kısaca bir hatırlatmayla sonra şu yaptırımdaki o mal varlığı başlığına da geçelim. Konumuzu değiştireceğiz Yılmaz Polat. Tamam. Mal varlığına gelince bu mal varlığı bu sözlerinden hemen çok kısa süre önce, birkaç ay önce yani Ekim ayının sonunda konusunda ortaya getirilmiş bir yasa tasarısıydı. Halbuki bu 16 madde burada çok önemli. Şöyle ki önemli bu yasa tasarısını hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti yani Demokrat Parti'den Elliot Engel, Demokrat Cumhuriyetçi Parti'den de Mike McCall ortaklaşa vermişti. Yani iki partinin ortaklaşa verdiği bir yasa tasarısı. Burada metin çok önemli. Temsilciler Meclisi'nde bu yasalaştıktan 120 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesinin, yakınlarının yaptığı işte eğer ticaret yapıyorsa, mal varlığı varsa, parası varsa bunların Amerikan Dışişleri Maliye Bakanı ve Amerikan İstihbarat Daire Başkanı ile birlikte bir rapor hazırlayarak sunulmasını içeriyor Evren. Evet. Bakalım o içeriyor ve böyle duruyor o başlık. Henüz herhangi bir çekmede yok değil mi o başlıkla ilgili? Hala duruyor orada. Hayır duruyor ama şunu söylemem lazım. Engel bu son Demokrat Partili bu şeyi veren milletvekili son parti şeyinde giremedi. Yani önümüzdeki dönem Kasım ayında seçimlere ama şu var eğer S-400 füze sistemi Türkiye'ye monte aktif hale getirilirse zaten kim olursa olsun yani Trump da olabilir, Biden da seçilebilir ama bu katsa dediğimiz yaptırımlar yasası mutlaka uygulanacaktır. Çünkü bu bir yasa. Trump'ın döneminde, Trump'ın çıkarttığı bir yasa. Ayrıca önümüzdeki dönemde bu kadık olmayacak. Yine Amerikan Kongresi'nde bu yasa tasarısı gündeme gelecektir Evren. Pekala, teşekkür ediyoruz Yılmaz Polat. Şimdi bugün gündeme yeni bir konu düştü. Nedir o konu? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü, bugünden Cuma günü vereceği müjdeyi haber etti.
Yani bugün dedi ki Cuma günü bir müjde vereceğim. Öyle bir şey söyleyeceğim ki her şey değişecek. Az sonra Eren Erdem bu müjdenin ne olduğunu bizlere aktaracak. Ama ben önce Necdet Sarac'a dönmek istiyorum. Acaba bizden, o ne düşünüyor? Bizden hiç kimse ayrılmasın. Bizden hiç kimse ayrılmasın. Bütün detaylarıyla burada açıklayacağız. Evet. Necdet Sarac öyle bir müjde açıklayacakmış ki Erdoğan, damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu müjdenin Türkiye'nin eksenini değiştireceğini söyledi daha sonrasında. Ne olabilir Türkiye'nin eksenini değiştirebilecek nitelikte bir müjde? Bugünden kilitledi Erdoğan. Berat Albayrak Maliye ve Hazine Bakanlığı'na bırakıyor. Türkiye'deki ekonomik sistemi değiştiriyoruz. Türkiye'de ekonomik sorunları çözebilmek, pandemiyle ilgili mücadeleyi geliştirebilmek açısından Türkiye'deki bütün siyasi aktörlerle, siyasi partilerle ve bilim çevreleriyle yan yana geliyoruz. Bir memleket masası oluşturuyoruz demesi lazım. Yani onun dışındaki diğerlerinin hepsi işte programın başından beri konuştuğumuz Biden meselesi ya da mal varlığı gibi iktidar perspektifinden sunulacak bir şeydir ve iktidarın yapmaya çalıştığı bir işe dönüşeceği kanaatindeyim. Yani o anlamıyla bugüne kadar açıkladıkları, ya düşünsenize, yani ekonomiyle ilgili Berat Albayrak'ın açıkladığı, Sayın Erdoğan'ın açıkladığı uçuşa geçmiş bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani krizin derinleştiği, pandeminin de bu süreci daha da etkilediği bir dönemde Türkiye ekonomisinin uçuşa geçtiğini söyleyen bir yaklaşımdan sürpriz beklemek, yani deminki gibi bir ironi olmayacaksa ben ciddi bir sürpriz olduğu kanaatinde değilim. Eren Erdem'e geçmeden önce aslında şu Biden ve şeyle ilgili eğer uygun görürseniz birkaç cümle etmek isterim mal varlığıyla ilgili. Peki. Ya şimdi Biden üzerinden Türkiye'de AKP'nin anti-Amerikancılık yapmaya hakkı da yok, pozisyonu da yok. Bir kere onu bizim konuşuyor olabilmemiz lazım ve bence muhalefetin de bir savunma psikolojisinden çıkması gerekiyor. Yani Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yani o yüzden onun altını çizdim. 1950'den beri sabitlenmiş bir ilişki düzeyi var. Buna yönelik zaman zaman oluyor mu? 1 Mart gibi, 1974 Haşa çekimi gibi, 1964 Johnson mektubu gibi, ama bu işle ilgili anti-Amerikancılık düzeyinde mevcut iktidarın bunu hem de muhalefete vurarak yapabilme şansı yok. Bunu yapabilmesi için Büyük Orta Doğu Başkanlığı'nın, NATO ilişkilerinin, Adana ve Andara İncirlik, Malatya, Kürecik gibi üstlerin konuşuluyor olması gerekiyor. Bakın bunun ne bağlantıları var onu söyleyeyim. Bunlar sorgulanmadığı sürece bu mal varlığıyla da ilgili boyutu var bu için. Yani Yılmaz Bey Amerika ile ilgili boyutunu söyledi. Yani gerçekten bu yaptırımlar meselesi önümüzdeki dönem siyasi gelişmelere paralel olarak gündeme gelecek gibi gözüküyor. Trump ya da Biden, ki yani anketler şu anda Biden gibi gösteriliyor ama bunun gündeme geleceği kesin. Bir diğer gerçeklik şu. Yani iktidar içeride yaptığı politikada bir basınç uygulayarak bütün tartışmaların önünü kesmeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na yeni açtıkları 2 milyonluk tazminat davası gibi. Bakın mal varlığıyla ilgili Almanya'daki çeşitli dergiler bu işi tartışıyor. Rusya dönemin Rusya Savunma Bakanı bununla ilgili açıklamalar yaptı. İngilizler bu işi tartışıyor. Uluslararası alanda Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı ve serveti üzerine çok ciddi bir tartışma var. Ve bu tartışmanın boyutu şu. Yani siyasi süreç ve pandemi süreci bunu geriye doğru itmiş olabilir. Ama şöyle kıyaslamalar yapılıyor. Yani Erdoğan'ın maaşı euro bazında 9.000 euro. Trump'ın maaşıyla ya da Putin'in maaşıyla kıyaslanmaz. Yani Erdoğan yılda 109.000 108.000 euro para kazanıyor diyorlar. Birkaç ama maaşı birden alıyor üstelik. Örneğin erken emeklilik maaşıyla beraber alıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili tazminat davası var ama Alman basınında, bakın Almanların en önemli dergileri Focus bu işi tartıştı. Bild bu işi tartışıyor ve tartışmanın odak noktası şu. Erdoğan'ın serveti üzerine dönen bir şey. Yani normal olarak görünürdeki servetin 2,5 milyon euro olduğu söyleniyor ama iddia şu. Mesela Alman basındaki iddiayı söyleyeyim. Erdoğan'ın servetinin birkaç yüz milyon eurodan oluştuğunu söylüyorlar. Ve ekliyorlar arkasından. Oğluyla ilgili 50 bin liraya kurulmuş bir şirketin, 2007'de 50 bin liraya kurulmuş bir şirketin bugün 80 milyon euro
derdi olduğunu söylüyorlar. Ve gemicikler meselesi Avrupa'nın da gündeminde. Yani bu anlamıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Siz Türkiye'de bu işi yasaklamak için hamleler yapabilirsiniz. Siz bu konuda öyle özellikle de tazminatlar meselesini bir zenginleşme aracına dönüştürebilirsiniz. Çünkü yani Türkiye siyasal tarihinde Recep Tayyip Erdoğan kadar hakaretten ya da benzeri şeylerden dava açmış ve tazminat kazanmış başka bir cumhurbaşkanı örneği yok. Evet. Ama uluslararası anlamda Amerika Birleşik Devletleri dahil uluslararası anlamda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da bu iş çok ciddi bir biçimde tartışılıyor ve tartışmanın arka planında iddialarda yer alan İsviçre bankaları da yer alıyor. Yani bunlar benim iddialarım değil. Sonuçta demin de isimlerini söylediğim dergilerde, gazetelerde hatta kurumsal kimliği olan işte Rusya Savunma Bakanlığı gibi bakanlıkların iddia ettiği şeyler ve bunlar nereye kadar varıyor onu söyleyeyim. Bir dönemler Türk basınında da yer aldı. Şimdi geriye doğru düştü. IŞİD döneminde hatırlamakta yarar var. Hem Irak'ta hem Suriye'de IŞİD'in güç arttırdığı dönemde petrollerin ihracıyla ilgili özellikle Erdoğan'ın oğluna yönelik çok ciddi iddiaların olduğunu da belirtmekte yarar var. Şimdi sakın bizden ayrılmayın. Az sonra Eren Erdem Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjdeyi açıklayacak. Tele1 ekranında ilk kez o müjdenin ne olduğunu bizlere söyleyecek, kamuoyuna duyuracak. Ama önce Sayın Celal Çelik'e dönüp şunu sormak istiyorum. Zenginleştirme aracı olarak değerlendirilemiyor mu bu 2 milyon lira, 800 bin lira, şu kadar 100 bin lira? Yani bir de az önce Sayın Necdet Saraç da ifade etti, bu yönü de var olayın. Yani bir cumhurbaşkanı tazminat talep ediyor milyonlarca lira. Bu nasıl okunur hukuken? Sayın Çelik beni duyabiliyor mu? Evren Hanım bana mı sordunuz? Evet size sordum. Şu an duymaya başladım. Bir an duyamadım. Diyorum ki az şimdi, önce... Evren Hanım bir... Tekrar edeyim mi sorumu? Lütfen, lütfen. Şimdi az önce Sayın Necdet Saraç da bahsetti. Yani Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarının rakamları 2 milyon 800 bin, 500 bin... Bunlar gerçekten bir zenginleşme aracı olarak değerlendirilemiyor mu hukuken? Bir cumhurbaşkanı... Niçin bu kadar büyük paralarla tazminat davası açıyor? Şimdi iki neden var. Birincisi algı yaratmaya çalışıyor. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şu kadar tazminat aldım şeklinde bir algı yaratmaya çalışıyor. Baskılamaya çalışıyor. Ve bu anlamda yüksek rakamlı davalar açıyor. Ancak öncelikle şunu bilinmesi gerekiyor. Genel Başkan tarafından bugüne değin. Sayın Erdoğan'a ödenmiş tazminat miktarı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? Sadece ve sadece 20 bin TL. Hmm. 20 bin TL. Şu ana kadar Sayın Erdoğan'la genel başkan arasında bitmiş diyor. Nihai anlamda sonuçlanmış dava sayısı 21. Bu 21 davanın 18'i bizim lehimize sonuçlandı. 3 tanesi Erdoğan lehine sonuçlandı. Ve 3 tanedeki toplam tazminat miktarı 20 bin lira. Anladım. Niye bunu söylüyorum? Daha kaç şimdi tane bakın, var? O 3 tane... Anlatacağım. Şimdi toplamda 37 dava. Hı. 21'i sonuçlanmış durumda. 16 tane devam ediyor. Şimdi bir, Sayın Erdoğan hep dedim mi algı üzerinden yürümeye çalışıyor ancak Erdoğan açtığı bu davaların böylesine rakamlarla sonuçlanma olasılığı da asla söz konusu değil. Türk yargısı bile, yani şu an Erdoğan'ın güdümünde olan Türk yargısı bile geçit vermiyor buna. Geçit verme şansı yok. Çünkü biz hem Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabiiz bir anlamda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamasına tabiiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçmişte Sayın Süleyman Demirel tarafından Ekrem Pakdemirli aleyhine açılan davada Türk Mahkemesi'nin vermiş olduğu 60 bin lira tazminatı fahiş bulmuştu. İfade özgürlüğünün engellenmesi kapsamında bulmuştu. Ve Türkiye'yi mahkum etmişti. Orada 60 bin lirayı devasa bir rakam olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değerlendirmişti. Yargıtay'ın binlerce kararı vardır. Yargıtay'ın hangi anlamda? Hiçbir şekilde tazminat
bir tarafın zenginleşmesine, diğer tarafın da fakirleşmesine neden olamaz der. Evet. Hoş 2 milyon lira Sayın Erdoğan'ı zenginleştirmez. Çünkü zaten o hani devede kulak anlamında söylemek istediğim için bunu söyleyeceğim. Hı-hı. Ama Sayın Genel Başkanımız için böylesine bir rakam yıkım demektir bir anlamda. Ama şunu bilinmesi gerekiyor. Biz iddialıyız bu anlamda. Davaların büyük bir çoğunluğunu kazandık, kazanacağız, kazanmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz 3 davada çok net söylüyorum. İki tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönecek diyorum. En geç 3 ay içerisinde dönecek. Bunu açıklayacağım. Bu kanalda açıklayacağıma söz verebilirim size. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi gerçekten bu anlamda yaptırıma tabi tutacak ve Genel Başkanımız nihai anlamda kazanmış olacak. Çünkü Genel Başkanımızın eleştiri hakkı vardır. Genel Başkanımız doğruları söylemek zorunda. Kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğü altında. Çünkü hem ifade özgürlüğü bunu gerektiriyor, hem Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı. Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı eğer rakibi olduğu siyasiyi eleştiremeyecekse, onunla ilgili doğruları ifade edemeyecekse, yolsuzluk özelinde var olan olgular etrafında eleştiri yapamayacaksa, ona senin mal varlığın var şeklinde bir eleştiri yapamayacaksa, ya bu ülkede demokrasinin olduğu zaten söylenemez. İfade özgürlüğünün olduğu elbette söylenemeyecekti bu aşamada itibariyle. Ama ben net şunu söyleyeceğim. Bir kere biz bu davaları kazanacağız, iddialıyım. Ama Sayın Genel Başkanımızın söylemi üzerine söylüyorum. Bu söylemi aslında Sayın Erdoğan tarafından açılan davaların büyük bir çoğunluğunda ifade etmiştik. Bunu kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Bence önemli bu. Biz şunu söylemiştik, sıfırlama tapeleri özelinde açılan davalarda, yolsuzluk eleştirisi özelinde Sayın Genel Başkanımızın yaptığı ifadeler vardı Erdoğan'a yönelik 17-25 Aralık süreçleri ve sonrasındaki öncesinde de vardı. Biz hep şunu söyledik, dedik ki, ya bakın yolsuzluk eleştirisi var, tape eleştirisi var Genel Başkanımız tarafından, Sayın Erdoğan'ın avukatlarıyla karşı karşıya geldiğimiz aşamada, yargılamada, dedik ki, ya bakın bir ülkeyi yöneten kişiden bahsediyoruz. Onu rahatlatmak istiyoruz. Madem benim böyle bir görüşmem yok diyor, ben sıfırla demedim diyorsa ya da yolsuzluk yapmadım diyorsa araştırmaya açık olacak. Yani diyecek ki hodri meydan diyecek, gelin araştıralım, mahkeme aracıyla araştıralım, meclis aracıyla araştıralım, başka araçlarla araştıralım, açığa çıksın demesi lazım. Ama bugüne kadar bunu niye yapmadı? Çünkü somut bir gerçeklik var. Bakın sadece bir sorunun yanıtını bilmemiz gerekiyor. Sıfırlama tapeleri doğru muydu? Doğruydu. Peki orada yüz milyonlarca dolar var mıydı? Üçüncü günün sonunda bakın paraları sıfırlama talimatı veriliyor Erdoğan tarafından. Üç gün süren tape görüşmeleri var. Üçüncü günün sonunda Sayın Bilal Erdoğan tarafından babasına ne söyleniyor? 30 milyon avro civarında bir para kaldığından bahsediliyor. Üçüncü günün sonunda kamyonlarla para taşındığından bahsedildi o dönemde. Yani insaf, üç günün sonunda o iş adamına, öbür iş adamına paralar aktarıldı. Şu an Şehrizar konutlarından 5 tane villalar, devasa rakamlı yerler alındı. Sonuç ne? Bu paralar nereye gitti? Bu paralar buharlaştı mı? Yani şimdi bunu sorgulayamayacağız mı biz? Ve iddialı söylüyorum, bakın yolu belli. Yolu belli. Yani Yılmaz Bey çok daha iyi bilecektir elbette bunu ama şimdi New York'ta bir banka var. Yani dolar üzerinden, dolarla ilgili dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, bir para transferi söz konusu olduğunda oradan geçmesi gerekiyor. Swift'in anlamı zaten o. Hı hı. Ve Euro için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu bankalara yazılacak basit bir yazıyla denecek ki Sayın Erdoğan'ın mal varlığı açısından, yani herhangi bir şekilde dolar hesabı var mıdır Sayın Erdoğan'ın? Sayın Erdoğan ve yakınları dolar hesapları var mıydı yurt dışında diye sorulduğu zaman ben eminim ki yüz milyonlarca dolarlık yanıtlar gelecek. Çünkü Erdoğan bunu bildiği için zaten hassasiyet göstermeye çalışıyor. Pekala. Algı yaratmaya çalışıyor. Algı üstünden yürüyor. Ancak biz iddialıyız. Sayın Genel Başkanımız bakın Sayın Erdoğan'ın avukatının yapmış olduğu çirkin bir değerlendirme vardı biliyorsunuz. O değerlendirmeye yönelik olarak şunu söylüyorum. Çok iddialı olarak ifade edeceğim. Genel Başkanımızın ifade ettiği olguların tamamı doğrudur ve bunların tamamını ispatlayacağız. Asla iftira söz konusu değildir. Eğer kendilerine güveniyorlarsa biz her zaman ve istedikleri her aşamada hodri meydan demeye hazırız. Teşekkür ediyoruz Celal Çelik değerlendirmeleriniz için ve evet şu müjdeye geliyoruz şimdi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir müjde vereceğini ama bu müjdeyi Cuma günü
vereceğini açıkladı. Ne olduğuna ilişkin hemen gündem toparlandı. Ne söyleyebilir ki Erdoğan diye, ne olabilir ki bu müjde diye. Berat Albayrak'tan, damadı Hazine ve Maliye Bakanı'ndan hemen bir açıklama geldi. Eksen, Türkiye'nin eksenini değiştirebilecek nitelikte bir müjde bu diye bir ipucu açıklaması denilebilir ama çok şey de konuşuldu konuyla ilgili. Eren Erdem yapacak şimdi açıklamayı. Nedir evet, şöyle aşağıya yazalım mı? Eren Erdem Erdoğan'ın müjdesini açıklıyor diye. Evet, yazılı şu anda. Şimdi Erdoğan'ın müjdesi nedir? Bugün bir cuma günü açıklayacağını söylediği bir müjde piyasaya bomba gibi düştü. Hatta öyle ki bir anda dolar TL dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Bunun üzerine Ziraat Bankası döviz bozdurdu ve buradan da zarar etti. Çünkü bir süre sonra tekrar çıkışa başladı. Enteresan bir gün yaşadık. Evet, yani evet. Garip de bir hadiseydi o, ilginç bir vakaydı. Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Başlıyorum. Herkes hazır mı? Ekranları başında bizi izleyen herkes hazır mı? Evet, başlıyorum. Birkaç madde açıklayacak. Bir, asgari ücreti 3.000 liraya çıkartıyor. Memur maaşlarına da %60 zam açıklayacak. İki, mevcut kredi borç faizlerini silinecek ve sicil affı gelecek. Mevcut borçlar da yapılandırılacak. Üç, tarım için çiftçilere 20 milyar TL'lik hibe teşvik paketi açıklanacak. Bütün esnaf ve KOBİ'ye de 30 milyar TL civarında bir hibe açıklanacak. Ek bütçe ile tüm memurlara, polislere, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge ilan edilecek. Bütün emeklilikte yaşa takılanların 30 gün içinde emekli olacağı ilan edilecek. HSK'nın yapısının değişeceğini söyleyecek. HSK'nın yapısının değişeceğini, Celal Bey'in ilgi alanına giriyor bu. HSK'nın yapısının değişeceğini söyleyecek. HSK yani yüksek yargı organındakileri hakimler ve savcıların seçeceği yeni bir düzenlemeye geçireceğini müjdesini verecek. AB ile müzakereler yeniden başlıyor diyecek. Pasaportumuz değerlenecek diyecek. Türkiye normalleşiyor ve arkadaşlar son olarak da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiyoruz diyecek. Evet, kimse yemedi bunu değil mi şimdi? Birazcık. Bunları tabii ki Erdoğan açıklamayacak. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlk seçimden sonra bu saydıklarımın tamamını biz yapacağız. Ama cuma günü Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Ne açıklayabilir? Bunu ama bu söyleyeyim. Arada o dediğin hareketlilik, ekonomik hareketlilik, bankanın yaptığı hata oldu değil mi? O gerçek. Evet evet, o gerçek. Hı. Şimdi bu bugünkü hareketlenme bu. Hı. Oldu yani. Şimdi ben çok değerli bir arkadaşım bugün haber de yaptı. Değerli bir gazeteci. Onun haberinden yola çıkarak Sertaç Ak'tan Euronews'te bir haber yaptı. Ben de bu haberi teyit ettirdim. Yani sevgili Sertaç'a da teşekkür ediyorum. Çok güzel, yani direkt verdi meseleyi, kulisi. Şimdi tam olarak yeri Karadeniz ya da Akdeniz. Onu tam ben teyit edemedim yani. Karadeniz ya da Akdeniz. Çünkü orada bir şey var, bir muamma var. Hı. Bazı kaynaklar Karadeniz diyor, bazıları Akdeniz diyor. Bir doğalgaz yatağı bulunduğu ve şu anda bir NATO limanında demirlemiş olan Kanuni isimli sondaj gemisinin de oraya doğru yola çıktığı yönünde bir bilgi. Akdeniz'deydi Kanuni. Akdeniz olsa ama gerek. Ama yola çıkabilir tabii. Ama şimdi sabah Karadeniz. Bloomberg Karadeniz'de bazı enerji kaynakları, evet, bulundu, hidrokarbon yatakları bulundu falan diye. Necdet Saraç bir şey diyor. Bloomberg Karadeniz diye açıklamış. Evet. Bloomberg sabah Karadeniz dedi ama onun bir şaşırtmacı olduğunu, işte Cumhurbaşkanlığı kaynakları basın organlarına geçmiş. Şimdi bu Kanuni'nin bir özelliği var. 12 bin metre derinliğe kadar inebiliyor ve 3 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 35 personeli var. Sır olarak da bu açıklamanın içerisinde bulunan doğalgazın değeri, sınıflandırması ve ne kadar derinlikte bulunduğunun açıklanmayacağı söyleniyor. Hı. Cuma günü yapılacak açıklamanın bu olacağı söyleniyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Biz ülkemizin sınırları içerisinde, ki buna Doğu Akdeniz'de dahil ederek değerlendiriyoruz,
bu tür yeraltı kaynaklarının olması bizi çok memnun eder. Mutlu oluruz. Tabii ki. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı, özellikle Berat Albayrak Enerji Bakanı iken alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek yerine depolama kapasitesini arttırma gibi vizyonsuz, projeksiyonsuz bir siyaset üretmişken bu tür yeraltı kaynaklarımızı tespit etmek, bulmak bizi mutlu ediyor. Çünkü enerjide dışa bağımlıyız. Ekonomimize faydası da olabilir. Burada beni üzen tek bir şey var. Doğalgazın AKP hükümeti tarafından, yani AKP hükümeti döneminde Türkiye kaynaklarını istismar etmiş, sömürmüş, kasayı boşaltmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bütçeyi 7 ayda dibine vurdurmuş ve ek bütçe yapma zorunluluğuyla karşı karşıya gelmiş bir hükümetin yeraltı kaynaklarımızı doğru bir sevk ve idare sürecinde yönetemeyeceği ve burada nasıl sonuçlar çıkacağını tabii kestiremiyoruz ama her halükarda Türkiye açısından iyi bir gelişmedir. Umuyorum ki ekonomiye faydası olur ama tabii bu şöyle bir durum. Yani bu gazın verimliliği, sınıflandırması vesaire, bunun işlenebilirliği, bizim işleme kapasitemiz, bu gazı işleme kapasitemiz vesaire, bu ayrıca uluslararası boyuttaki tartışmaları önümüzdeki günlerde muhtemelen karşımıza çıkacaktır. Lakin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Doğu Akdeniz'deki haklarımızı çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Oradaki haklarımızın arkasındayız. Haklarımızı savunuyoruz. Oradaki yeraltı ve yerüstü kaynaklar hususunda da tutumumuz çok nettir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki bütün hak ve menfaatlerini müdafaa etme çizgisindeyiz. Umarım bu Türkiye'ye faydalı olur. Lakin bir açıklamanın da şöyle olabileceği yerinde şeyler söyleniyor. Biliyorsunuz Putin bir Covid aşısından bahsetti. Evet. Bu her ne kadar bilim dünyası çok rasyonel bulmamış olsa da gerçekçi... Kızına da yaptırdığını söyledi. Evet yani ama bu bilim dünyasında yeterince karşılık bulmadı. Fakat evet. Bununla bu aşıyla ilgili bir açıklamanın da yapılabileceği yönünde. Yani iki açıklamanın yapılabileceği yönünde şeyler duydum. Hı hı. Konuşmamın başında asgari ücret 3000 TL olacak falan gibi. Ya bunlar ironidir. Bunlar AKP iktidarında asla olmayacak. Yalnız iktidar değişikliği sonrası Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk 300 gün içerisinde hayata geçecek. Kesinlikle hayata geçecek projelerimiz, vaatlerimiz. Ama Cuma günü kuvvetle muhtemel Kanuni'nin sondaja başladığı. Hatta şöyle diğeri bir şey. Diğeri çünkü ekseni kaydıracak bir şeye benzemiyor fazla. Bu eksen kayması fazla. Şu, enerji konusundaki dışa bağımlılığı azalması yani demek. Aşı çok eksen değiştirebilecek bir evet, şeye benzemiyor. Evet yani eksen, şimdi doğalgazda hafife almamak lazım. Yani eğer sınıflandırması, verimliliği yüksektir. Tabii. Yüksek ve aynı zamanda tabii ne kadar yani bulunan kaynakta ne kadar doğalgaz var. Hı hı. Yani bunların toplamında eğer gerçekten de verimli bir kaynak bulunmuşsa bu elbette Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sunacaktır. Doğru da kullanılırsa bu Türkiye'de işlenmek kaydıyla Türkiye'nin de ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilirse enerjide dışa bağımlılık bizim en temel sorunumuz. Bakın biz yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi olarak şöyle bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki biz enerjide dışa bağımlıyız. Ne yapalım? Gelin alternatif enerji kaynaklarını kullanalım. Güneş kullanalım, rüzgar panelleri, denizaltı türbinleri, çöpten enerji üreten santraller oluşturalım vesaire. Tüm bunları yaparak bir şekilde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltalım. Şimdi doğalgaz çok önemli bir kaynak. Ayrıca bir hidrokarbon yatağının da olduğu, yani iki ayrı yatak hı hı. bulunduğu. Hidrokarbon da biliyorsunuz çok işlevsel bir araç. Dolayısıyla bu noktada bunların verimli kullanılması halinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının minimize olmasının önü açılabilir. Ama tabii beni kaygılandıran şey şudur. Türkiye'nin Merkez Bankası'ndan tutun bütün yerli, milli kaynaklarını, kitlerini, kamu iktisadi teşekküllerini peşkeş çekmiş, hiç etmiş bir siyasi iktidarın da bu kaynakları doğru kullanma ihtimali, potansiyeli olmadığı da açıktır. Dolayısıyla Türkiye şu gerçekle yüzleşmelidir. Eğer bir doğalgaz kaynağımız varsa bu kaynağın doğru kullanılabilmesi için bu iktidarın değişmesi gerekir. Dolayısıyla vatandaşlarımız
bu kaynak çarçur edilmeden seçimde irade ortaya koyup bu iktidarı değiştirmek durumunda olduğunun farkına varmalıdır. Aksi takdirde bunlara ne petrol kuyusu dayanır, ne doğalgaz kaynağı dayanır. Yani Suudi Arabistan'daki kuyuların tamamını bağlasanız bu iktidarın şatafatını, israfını, tabiri caizse hiçbir zaman bu hale gelmeyecek bir Merkez Bankası, ciddi bir rezervle devraldıkları Merkez Bankası'nı bugün tabiri caizse 10 kuruşluk dolar hareketliliğinde dolar bozdurup da kar edecek bir müesseseye dönüştürdüler. Devlet bankaları bugün açıklama sonrası dolar birazcık aşağı doğru indi diye döviz bozduracak hale geldiler. 3 kuruşun hesabını yapmaya başladı bu müesseseler. Türkiye Cumhuriyet Devleti gibi büyük köklü bir devleti bugün ele ayağa düşürdüler. Swap anlaşmalarında Londra'daki tefecilerin önünde el pençe divan hazır olda bekleyen bir yarı sömürge devlete dönüştürdüler. Dolayısıyla ben kaynak bulduğumuz bilgisi doğruysa Cuma günü göreceğiz. Hı hı. Bu beni çok mutlu ediyor. Ülkemin enerji bağımlılığını minimize edeceği için. Ancak AKP'nin bütün kaynakları sömürme, yok etme, tavrımar etme geleneği de beni kaygılandırıyor açıkçası. Dönelim Necdet Saraca. Yani olayı da böyle değerlendiriyorum. Nedir acaba Cuma günü duyacağımız evet. Müjde? Yani iyimser olmamak gerekiyor. Yani keşke bulunmuş olsa. Ama ya şimdi devlet ciddiyeti açısından bile gayri ciddi bir durum var ortaya artık. Şimdi bu aslında şunu gösteriyor. Bak, iktidarın ne kadar sıkıştığını gösteriyor. İktidar bugün günlerden çarşamba, cuma açıklayacağı bir şeyle ilgili yeniden bir beklentiye sokuyor. Bakın şu anda kamuoyunda ciddi tartışmalar var. Bu beklentiye sokmada borsayla oynamaların olduğu söyleniyor. Yani insanları bir beklentiye sokuyorlar. Yeni bir enerji kaynağı bulundu diye. Evet, yeni bir enerji kaynağı bulunmuşsa Türkiye'nin yararına bir iştir. Ama iktidar çok uzun süredir inandırıcılığını yitirdi. İktidarın son birkaç aylık hamlelerine bakın. Bu hamlelerin tümü gündemi mümkün olduğu kadar bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değiştirme üzerine kuruldu. O anlamıyla yani Cuma günü için bana göre insanları büyük beklentiye sokmamak lazım. Bu yaklaşım bir kere bir hükümet ciddiyeti açısından, iktidar ciddiyeti açısından bana göre gayri ciddi bir yaklaşımdır. İşin borsa boyutu, spekülasyon boyutu da ayrı bir şey. Ekonomistlerin değerlendirmesi lazım. Evet. Çünkü o da borsada ciddi oynamaları beraberinde getiriyor diye. Üçüncüsü, mevcut iktidarın şu ana kadarki uygulamaları bize bu işin altından büyük sonuçlar çıkacağını göstermiyor. Varsayalım ki bir şey kaynağı bulundu, doğal gaz ya da bir yeni bir enerji kaynağı bulundu. Ya valla bu öyle iki günde Türkiye'yi düzeltebilecek iş değil. Yani biliyorsunuz tamam. Türkiye'de bir boru efsanesi vardır. Yani bu efsane yıllardır kullanılır. Türkiye'deki 83 milyon yani gerçekten bu tür efsanelerle, bu tür şeylerle, yanlış yönlendirmelerle bir yere varamaz. O yüzden de bence son derece temkinli davranmak gerekiyor. Bu iyi niyet ya da kötü niyetle ölçülecek bir şey değildir. Son birkaç ayda Ayasofya hamlesini gördük. Baro ile ilgili hamleyi gördük. Hükümet her yolu deniyor. İşte tazminatları şimdi konuşuyoruz, bunu gördük. Biden hamlesini gördük. Doğu Akdeniz hamlesini gördük. Yani iktidar yalnızca Türkiye'de iç kamuoyuna yönelik, klasik anlamda söylersem, Türk'ün Türkiye propagandasıyla bu işi çözmeye çalışıyor. Şu anda iktidarın el attığı her işte iktidar kaybetti. Yani bu anlamıyla da yanlış yönlendirmelere prim vermemek gerekiyor. Bakın öyle bir hava yaratıyorlar ki Doğu Akdeniz'de neredeyse biz sanki bir sürü gücü arkamıza almışız. Ya her yerde yalnızlaşmışsın. Türkiye diplomasisi belki de kendi tarihinin en yalnız dönemini yaşıyor. Yani Arap dünyası Türkiye'den kopmuş, İsrail Türkiye'den kopmuş, Güney Kıbrıs Türkiye'den kopmuş. Yani Türkiye ile yan yana gelebilecek bütün güçler Türkiye'den kopmuş. Türkiye'nin arkasında duran bir tek Katar var. Şimdi böylesine bir tabloda böyle Doğu Akdeniz efsanelerini falan bizim yaygınlaştırmamamız gerekiyor. Yani bu iktidarın bu şeyinden de yanılmak isterim ama kayda değer bir şey çıkmaz. Yani bizle oynuyorlar. Türkiye ile oynuyorlar, 83 milyonla oynuyorlar. Bunlar yönetemiyorlar. Yönetemeyenler üzerinden öyle sürprizler falan beklemenin bir anlamı yok.
gerçekleri konuşmamız lazım. Gerçek şu, gerçek yani onlar bu işte de bir spekülasyonun olduğu belli. Borsa ile ilgili, dövizle ilgili, dolarla ilgili, euro ile ilgili. O nedenle yani ben de başlarken demin bir ironi yapmaya çalıştım ama ironiyle de bu iş kaldırılabilecek bir iş değil. Bu noktada gerçekten Türkiye'nin bir devlet ciddiyetine ihtiyacı var. Bakın devlet deyince ne anlıyoruz biz? Yani en azından hepimizin kafasında oluşan bir şey vardır. Güven anlarız. Devlet deyince kurumsal kimlik anlarız. Devlet deyince liyakat anlarız. Devlet deyince söylediğinin arkasında bir doğruluk bekleriz. Bizim için, hepimiz için gerçekten yani evet ya bu şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir noktada değil. O yüzden de yapılan açıklamaları ben ciddi bulmuyorum. Ya koca Türkiye 4-5 kişi tarafından yönetilir hale geldi. Açıklama yapanlara bakın, konuşanlara bakın. 4-5 kişi gerçekten. Aynı 4-5 kişi Libya'ya gidiyor. Aynı 4-5 kişi enerjiyle ilgili açıklama yapıyor. Evet. Aynı 4-5 kişi barolarla ilgili konuşuyor. Bu anlamıyla da ben en azından bizi izleyenleri gereksiz bir beklentisine sokmamak gerektiği kanaatindeyim. Bu iktidar gerçekten kelimenin tam anlamıyla yönetemez hale düşmüştür. Bizimle, Türkiye ile 83 milyonla oynadığı kanaatindeyim. Yılmaz Polat, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle önden ipuçlu müjdeler verilir mi? Trump yapıyor, yapmaya çalışıyor. Hatta benim tahminim vardı birkaç ay önce Amerikalı komşularla konuşurken. Dedim Kasım ayından önce Trump'ın bir aşı açıklaması yapacağını düşünüyorum dedim. Hakikaten son günlerde de böyle bir durum ortaya çıktı. Ama tabii Türkiye müjdelerinde bir tahminim var mı diye soruyorsanız. Tabii ki. Var. Şöyle ki geçmişteki müjdelere bakınca şöyle bir tahminim var. Geçmişteki müjdelerin çoğunluğu betona yatırım şeklindeydi. Tahmin ediyorum, bilemiyorum ama herhalde Kanal İstanbul'la ilgili bir şey açıklayacağını ya bir anlaşma yaptığını birileriyle ya da bir temel şeyiyle öyle bir şey aklıma geldi şu anda. Hı. Çünkü bütçesi boşalmış bir ülkenin halka ve cüzdanından alacağı şeyler var. Son günlerde de bu konuşuluyor. Ben doğalgaz ya da yeraltı kaynaklarından ziyade yine Kanal İstanbul'da ile ilgili belki bir anlaşma yapıldı birileriyle. Ama tabii burada az önce Necdet Bey güzel bir şey söyledi. Katar'dan başka dostumuz kalmadı diye. Bence Katar da dostumuz değil. Çünkü Doğu Akdeniz'den bahsederken Katar'ın orada Yunanistan'la işbirliği yaptığını da buradan vurgulamamız lazım. Yani Doğu Akdeniz'deki araştırmalarda Katar'ın da önemli bir katkısı var. Dolayısıyla dostlarımız pek yok diye düşünüyorum. Kanal İstanbul olabilir mi gerçekten Eren Erdem? Öyle bir ihtimal. Yani şöyle, çünkü Kanal bütçesi İstanbul belli değildi, nereden finanse edileceği belli değildi. Erdoğan'a göre çılgın ve müthiş bir proje. Kanal İstanbul tabii şu anda dünyada genel olarak küresel bir bunalım var. Yani birçok fon grubu, birçok uluslararası sermaye merkezi ya da odağı Kanal İstanbul gibi ölü ve maliyetini karşılaması olası olmayan yatırımlardan kaçıyor. Burada tabii etraftaki arsaların imar plan değişikliği dışında getirisi olmayan bir projeden bahsediyoruz. Yani Kanal İstanbul dediğimiz şey nedir aslında? Özeti şudur. Yeşil alanların imara açılıp üzerine apartman yapılmasıdır. Yani o güzergahtaki arsaların imar plan değişikliği. Ama bir de fiziki 70, yapısının İstanbul'un değişmesi. 70 milyar dolarlık bir maliyet sokması. Yani şu bunalımda Covid pandemi döneminde buna bir kaynak bulabilmek ya da bir yatırımcı bulabilmek, bir konsorsiyum bulabilmek çok gerçekçi değil. Bir müjde olarak değerlendirilebilir mi AKP iktidarı yani açısından? Yani Türkiye'nin dişine dokunan bir iş değil. Türkiye'ye katkısı olan bir iş değil. Dolayısıyla şimdi yani bakın yıllarca Necdet Saraç söyledi. Yıllarca bir bor efsanesinden bahsettik. Evet. En sonunda bordan çamaşır temizlik tozu yaptık. Yani
Öyle değil mi? Evet. Yani geldiğimiz noktada nihayet bizim bor katkılı bir çamaşır deterjanımız var yani. Deterjan evet. Odur. Sadece Türkiye'de satan, yeterince de ilgi görmeyen bir çamaşır deterjanı. Şimdi dolayısıyla bizim kaynaklarla ilgili yarattığımız efsaneler böyle tabanda, toplum arasında kulaktan kulağa fısıltı gazetesi yayılıyor ve insanlarda bir umut, bir duygu oluşturuyor. Yani bugün yoksulluğun derinleştiği, Türk lirasının dünyada en değersiz para haline geldiği şu ortamda Türkiye'nin doğal gaz rezervlerinin olduğunu vatandaş, efendim bunun işlenmesi ne kadar sürede ne ekonomiye katkı sunacağı bakmaksızın büyük bir umutla, büyük bir heyecanla Türkiye'nin ekonomisinin normalleşeceği, bir süre sonra işte dünyayla rekabet eder hale geleceği şeklinde bir duyguya kapılacaktır. Bu çok gerçekçi bir duygu olmasa bile, yani bu duygu bir şekilde örgütlenecektir. Eksen değişikliği gibi iddialı bir şey söyleniyor çünkü. Evet, evet. Yani bu anladığım kadarıyla Türkiye artık enerji kaynağı olan ülkeler statüsü nedir gibi iddialı bir çıkış yapılacak. Ama bu iddialı çıkışın altı ne kadar doldurulacak? Şimdi tabii dünya da şunu soracak. Ya gerçekten bulduysanız kardeşim kaç metrede buldunuz? Ne kadar metreküp buldunuz diye soracaktır. Bunlar sır olarak saklanacak. O öyle yerli uçağımızda herhalde yani seçime kadar aslında hiç bulunmamış bir doğalgaz kaynağının da var olduğu da iddia edilebilir. Kim araştıracak ki bunu? Yani kim bunu tartışacak ki? Başka bir sondaj gemisi gidip orada onun teyidini mi yapacak? Yani şu an AKP toplumu algı yöneterek bir şekilde seçime götürmeye çalışıyor. Bir seçim atmosferi yaratmaya çalışıyor. Onun Türkiye'ye bir gelecek projeksiyonu sunamıyor. Bir gelecek hayali oluşturamıyor. İşte bu tür palyatif yaklaşımlar. Doğruysa güzel, kazanımdır. Biz çok mutlu oluruz. Ama yani bilmiyoruz tabii, güvenemiyoruz da. Çünkü netice itibariyle ya bugün doğalgaz bulduk. Misal veriyorum yani bir örnek olarak. Son sözlerini alayım, araya gireceğim. Yarın herkes böyle bir şey yok ki. Yani bu bir gerçekçi bir temele dayanmıyor. Türkiye ekonomisi petrol kuyularıyla aşılabilecek bir krize sahip değil. Ciddi yapısal sorunlarımız var. Dolayısıyla vatandaşa bir statü atlama mesajının verileceği fikri bende daha baskın. Yani peki, biz artık zengin ülkeler statüsüne girdik falan diyecekler diye düşünüyorum yani. Bakalım ne olacak? Çok kısa bir ara veriyoruz sevgili televizyon izleyicileri. Karşınızda olacağız yine bu 5 kişi ve yine önemli şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği devam ediyor. Son bölümümüzde karşınızdayız. Eren Erdem, Celal Çelik, Yılmaz Polat ve Necdet Saraç yine bizimle. Artık son sözleri alacağız. Önce Eren Erdem'e dönmek istiyorum. Yeni bir gündem maddesi daha var. Diğer konuklarımızın da son sözlerini alacağım ama Eren Erdem'e ve Necdet Saraç'a bu konuyla ilgili birer soru sormak istiyorum. CHP liderinin açıklamaları. Son dönemde Abdullah Gül'ün de Muharrem İnce'nin ardından yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak Millet İttifakı'nın gündeme gelmesi. CHP liderinin de niçin Gül'den bu kadar korkuyorlar açıklamaları yeni konuşmalara, tartışmalara neden oldu. Ne demek istedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi tabii Abdullah Gül meselesi 24 Haziran öncesinden bugüne kadar uzun bir süredir tartışılıyor. Ve sürekli Abdullah Gül dışında ve aynı zamanda siyasi parti liderlerinin defalarca bu meseleyle alakalı açıklama yapmış olmasına rağmen ısrarcı bir şekilde kamuoyu bu tartışmayı diri tutuyor. Tabii Sayın Genel Başkan Abdullah Gül'le alakalı ne söylerse söylesin, nasıl bir cümle kurarsa kursun, Abdullah Gül'ün adını zikrettiği an zaten böyle bir tartışmanın alevlenmesi de çok doğaldır. Yani kamuoyunda çünkü bu tartışılmakta olan bir meseledir. Lakin şunu söyleyebilirim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'la beraber kazandığı çok ciddi bir ivme vardır. Bu ivme partinin öz kaynaklarıyla, kendi kadrolarıyla elde ettiği bir zafer olarak karşımıza çıkmıştır. Ben partimizin, genel başkanımız da dahil olmak üzere, gündeminde Abdullah Gül'ün olmadığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir tasarım, başka bir gelecek planlamasıyla önümüzdeki seçimlere ilerlediğini belirtmek isterim. Yani şimdi Sayın Genel Başkan, bizim Abdullah Gül bizim adayımız falan demedi. Yani evet. Abdullah Gül'den korkuyorlar dedi.
Bunu da zannediyorum. İşte helikopterle bahçeye inme şeyleri vardı, hatırlarsınız. Evet. Zannediyorum. Hulusi Akar'la. Hulusi Akar'ın işte Hakan Fidan'ın gitmesi falan. Onları kastetmiş olabileceğini düşünüyorum. Birebir bu konuda bir görüşme yapmış değilim. Lakin bu şu anlama gelmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Gül'ü aday yapmak istiyor anlamına gelmez. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Genel Başkan'ın da öncülüğünde, parti meclisinin de karar alıcılığında belirlenecektir. Ve bu dönemin ruhuna uygun bir şekilde bu oluşacaktır. Burada tabii doğmamış çocuğa don biçmek diye bir deyim vardır. Meral Akşener de kullandı bu deyimi. Bizim Anadolu'da çok sık kullandığımız bir deyimdir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim bu süreçte tek başına karar alıcı olmadığımız da bir gerçek. Bir millet ittifakı vardır. Bu çatı adaylama gidilecek. Tek tek partiler kendi adaylarını mı çıkaracak? Henüz daha seçime giderken hangi yöntemle aday belirlenecek hususunda dahi bir netlik yokken, bugünden Cumhuriyet Halk Partisi falancaya aday yapmak istiyor, filancaya aday yapmak istiyor gibi bir tartışma çok yerinde bir tartışma değildir. Bu günü geldiğinde bir masa oluşacaktır. Bu masada aday olma noktasında ismi zikredilen kişiler olacaktır. Ben orada Abdullah Gül'ün ismini zikredeceğini düşünmüyorum. Yani bunun çok spekülatif bir tartışmaya dönüştüğü kanaatindeyim. Dolayısıyla partinin böyle bir zemine ihtiyacı da yoktur. Yani Abdullah Bey bugün bulunduğu pozisyon itibariyle Türkiye'nin bugünkü konjonktürüne hitap edebilen bir yerde de durmuyor. Bugün başka aktörler sahaya inmiştir. Hı hı. Yani ben belki çok sansasyonel olacak ama yani bugün bir Ekrem İmamoğlu vardır, bir Mansur Yavaş vardır, efendim bir Tunç Soyer vardır. Türkiye siyasetinde belirleyici aktörler olarak sahneye çıkmış. Bunlar 24 Haziran'da yoktu, bu isimler. Evet. Türkiye siyaseti bunları kazandı. Kim bunlar peki? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıdır. Mansur Bey belki dışarıdan sürece dahil oldu ama yani Atatürkçü duyarlılığı yüksek, yaptığı icatlar ortada olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktör yaratma potansiyeli yüksektir ve aktör yaratarak sonuç alma noktasında da bir alışkanlık kazanmıştır 31 Mart itibariyle. Yani kendi aktörünü yaratacaktır. Kendi aktörleri vardır. Başta Sayın Genel Başkanımız vardır. Sayın Genel Başkanımız takdir eder, başka bir arkadaşımızı aday yapar vesaire. Bir şekilde parti içinde bulunduğu iktidarın da ruhuna uygun bir şekilde Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecektir. Yani bir kere şunu bile bilmiyoruz. Yani daha henüz bu konuşulmuş da değil. Arka kapıda da konuşulan bir hadise değil. Yani Millet İttifakı çatayda adayla mı gidecek? Tek tek partiler aday çıkaracak. İkinci turda mı birleşilecek? Evet. Yani bir kere bunlar dahi netlik kazanmış hadiseler değil. Yani bugünden işte CHP'nin adayı Abdullah Gül olacak vesaire. Yani bugün Abdullah Bey zannediyorum aday olmak istese Sayın Babacan parti kurdu, yani partinin adayı olabilir. Hmm. Netice itibariyle siyasal hat olarak aynı siyasal hat üzerinde birlikte mücadele ediyorlar. Çünkü Sayın Akşener aday olacağını vurguluyor. Diğer tarafta farklı aday olacağı sinyalleri veren isimler var. Görülen o ki çoklu bir adaylaşma süreci olabilir 24 Haziran gibi. İkinci tura kalanda uzlaşılabilir. Yahut çatı bir aday olur. Dediğim gibi daha bu yöntemler tartışılmamışken Sayın Genel Başkan'ın gelen bir soru üzerine, yani tasarlanmamış, kurgulanmamış, önden planlanmamış bir noktada gelen bir soru üzerine zannediyoruz ki geçmişteki bazı hadiselere atıf yapmak maksadıyla kullandığı bir cümleden CHP'nin adayı Abdullah Gül. Ya bu bir spekülasyon, yani bu gerçekçi bir ifade mi? Ben gerçekçi bulmuyorum. Ben o masada, yani adayın belirlendiği masada da ben Abdullah Bey'in isminin olacağını da zannetmiyorum. Kim yani, korkuyor peki Abdullah Gül'den? Ben hükümeti kastettiğini düşünüyorum. Hı. Yani biz, yani netice itibariyle biz kimseden korkmayız. Yani niye korkalım? Netice itibariyle Abdullah Gül geldiği siyasi gelenek belli. Yani Türkiye muhalefeti bu gelenekten çok korkmuyor. Tam tersine bu gelenek zaten Türkiye muhalefetini zindanlara tıkmış, üstünden böyle tırlarla, tanklarla geçmiş, perişan etmiş. Zannediyorum orada kasıt şey değil. Yani Türkiye muhalefetini kastetmeksizin
doğrudan iktidar kastettiğini düşünüyorum. Öyle anladım ben daha doğrusu. Bu bir analizdir, siyasi analizdir. Yani şimdi siyasi liderler siyasi analizler yaparlar. Ya bunu biz alıp da CHP'nin adayı gibi tartışmak çok doğru değil. Bir dönemsel bir analizdir. Bakın mesela o röportajın içerisinde Ekmelettin İhsanoğlu da var. Yani evet. Kaç yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki seçim önceki bir aktör de mesela orada konuşulmuş, tartışılmış. Evet. Belli ki geçmiş atıflar içeren bir söyleşidir. Yani geçmişte kalmış bazı meseleleri tartışan bir söyleşidir. Ben açıkçası Sayın Genel Başkan'ın oradan Abdullah Gül'ü CHP'nin adayı yapacağız şeklinde bir ima ya da vurgu yaptığı mesajını oradan çıkartmadım. Zaten bunun zemini de yoktur. Bunun dinamikleri de gelişmiş değildir. Peki. Yani bu dönemin ruhuna uygun da değildir. Ben böyle bir şey kastettiğini düşünmediğim gibi bunun bu şekilde tartışılmasında fazlaca mübalağa buluyorum. Yani çok da mübalağa etmememiz lazım diye düşünüyorum. Hemen Necdet Saraç'a döneyim. Süremiz çok dar. Son sözleri alıyoruz. Necdet Saraç, Abdullah Gül'ün adaylığı ve neden korkuluyor Abdullah Gül'den bu kadar sözleri CHP liderinin ne anlama geliyor? Adaylığı olasılığı diyelim tabii. Birkaç başlıkta somutlamaya çalışayım, cevaplandırmaya da çalışayım. Ya bir, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2013 Gezi'de başlayan süreci çok iyi ördü ve bir ittifak oluşturdu. Adı konan, konmayan çok geniş bir ittifak oluşturdu. Bu anlamıyla bir başarıya imza attı ve 2019 31 Mart ile 23 Haziran'a bunu gösterdi. Bu anlamıyla gerekçesi ne olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence Abdullah Gül'le ilgili tartışmayı geriye çekmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partileri açısından geriye çekilmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmada neyi anlıyorsa onu net bir biçimde ifade ederse bence kamuoyunda başta CHP'liler olmak üzere kamuoyu bu noktada rahatlar. Bu anlamıyla benim birinci şeyim bu. İki, Türkiye 2018 koşullarında değil, 2018 koşullarında Abdullah Gül önemli bir siyasi aktördü. Kuşkusuz bugün de önemli bir siyasi aktör. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Ama 2018'de önemli bir aktördü. 2018'den, 2018 üzerinden çok fazla şey gelişti ve değişti. Demin söylediğim 31 Mart ve 23 Haziran gelişti. Türkiye yeni dinamiklerle buluştu. Bu dinamikleri görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi 1994 sonrası kurduğu ittifak çerçevesinde 26 yılda ilk kez bir seçimi kazandı. Yerel seçimleri kazandı. Son derece önemliydi. 3. Abdullah Gül'den dün iktidar korkuyordu. Korktuğu için de olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde bahçesine Hulusi Akar'la Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı gönderdi. Bugün Erdoğan'ın 2018'deki gibi Gül'den korkmadığını söylemek gerekiyor. Diğeri şu, Türkiye'de yeni dönemi değiştirecek siyasi aktörler siyasi risk alacak aktörlerdir. Abdullah Gül dün de siyasi risk almamıştır. Bugün de almayacaktır. Kendisine en yakın isim Ali Babacan'ın kurduğu partiye bile girmemiştir. Evet. Bu anlamıyla da Abdullah Gül Türkiye'de yeni dönemin önemli bir siyasi aktörü olmaktan çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi gündeminde de olmaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bu noktadaki rahatsızlığını ben eminim ki Sayın Kılıçdaroğlu da görüyordur. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni gerçekten bu noktada kendi psikolojik üstünlüğünü kastım yerel seçimlerdir. Kendi psikolojik üstünlüğünü büyütecek bir yerden bakmaktadır. Olması gereken şudur. Eğer AKP burada da yeni bir manevra yapıp bir ara biliyorsunuz dillendirildi. Birinci turda %40'a düşürmeyecekse seçilme barajını Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere bence Türkiye'deki bütün siyasi aktörler birinci turda kendi adaylarıyla çıkmalıdır. Türkiye siyasetinin kendisi olmaya müthiş ihtiyacı var. Abdullah Gül tartışması inanın Millet İttifakı'nı da Millet İttifakı'nın çevresinde yani Saadet Partisi'nden sosyalistlere, sosyalistlerden HDP'ye, HDP'den milliyetçilere ve muhafazakarlara kadar uzanan o geniş ittifak noktasında da sıkıntı yaratabilir. Bu anlamıyla siyasi risk alma cesareti olmayan Abdullah Gül'ün
bu süreçte tartışma gündeminden düşmesi gerekiyor. Bu süreci o anlamıyla başta vurgu yaptım. Bu tartışma sürecinden düşmesi Türkiye'de başka dinamikleri de öne çıkaracaktır. Çünkü şöyle bir ezber bozuldu, onunla bitireyim. Zaman bittiği için de şöyle bitireyim. Bakın, Türkiye'de şu ezber vardı. Ya kardeşim, CHP'nin adaylarına muhafazakarlar oy vermez, milliyetçiler oy vermez, sosyalistler oy vermez, Kürt muhafazakarları oy vermez ezberini biz İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde tersi olduğunu gördük. Bu ezberin bozulduğunu gördük. Ankara'da gördük, Mersin'de gördük, Adana'da gördük, Hatay'da gördük. Bu anlamıyla önemli olan aktörlerdir. Önemli olan sizin, evet ya Türkiye başka bir Türkiye olabilir iddianızı kitleler nezdinde gösterebilecek aktörlerle arasında olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu halkayı yakalamıştır. Derinleştirilmesi gereken halkanın bu olduğunu düşünüyorum. Pekala. Yılmaz Polat'a dönüyoruz ve şunu sormak istiyorum. Kısaca da yanıt da almak isterim. Süremiz bitiyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl görünüyor? Nasıl değerlendirmeler var siyaseten bu son gelişmelerle birlikte Amerika'da? Derdin en düştü. Önce onu belirteyim. Çok uzun sürecek. Birçok dava bekliyor. Yani kazanmak istemesindeki en büyük amaç bu. Çünkü Amerikan yasaları 5 seneye kadar şey yapıyor. Yani ikinci dönemi kazanırsa birçok dava düşmüş olacak New York'ta. New York Mahkemesi Rıza Zarraf davasına da bakan Brett Bahara'yı görevden almasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Önümüzdeki dönemde tabii ki Biden kazansa, Trump da kazansa AKP yönetimiyle, Erdoğan yönetimi ileride sorunlar, S-400, F-35, Halkbank buna benzer sorunlar devam edecektir. Tabii bunun yanı sıra çok önemli kongre seçimi de var Kasım. Tabii herkes bu arada herkes başkanlık seçimini konuşuyor ama kongre seçimi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı başkanlık sisteminde Amerika'da çok önemlidir kongre. Dolayısıyla kongre ile ilişkileri de Erdoğan yönetiminde bir değişiklik olmayacaktır. Gerek Cumhuriyetçiler ki şu anda Senato'da çoğunlukta, Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti çoğunlukta ama yine bu sayılar değişse bile kongrede de bu sorunlar devam edecektir Erdoğan yönetimiyle. Bir de son olarak tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmelere baktığınızda Büyük Orta Doğu projesinin yerini artık yeni bir Orta Doğu projesi aldığını söyleyebiliriz. Çünkü yani bu Amerika-İsrail ekseninde yeni bir Orta Doğu projesi var. Büyük Orta Doğu projesi artık bence daha farklı şekilde yeni bir Orta Doğu projesi önümüzdeki dönemde de Kasım seçimlerinde sonra da önümüze çıkacaktır Evren. Teşekkür ediyoruz Yılmaz Polat ve Sayın Celal Çelik. Şimdi bütün konuşmalarınızda 17-25 Aralık'taki tapelerden ve Erdoğan'ın mal varlığının o zamandan zaten belirgin olduğundan, tapeler vasıtasıyla öğrenildiğinden söz ettiniz. Tabii 17-25 Aralık Fethullahçı Çete'nin bir operasyonu, bir polis adliye darbe girişimi olarak değerlendiriliyor. O dönem böyle bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Hani ortaya çıkan tapeler ve paralar ayrı bir yerde, bu durumun ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ama sadece o dönemden kalan ya da o dönem bilinen rakamların ötesinde başka gelir kaynakları olduğu da yine AKP lideri ve ailesi için geçerli. Bundan sonraki değerlendirmelerinde CHP lideri bu geliri ve bu zenginliği sözlerine taşımaya devam edecek mi? Siz bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Son cümlelerinizi alalım konuyla ilgili. Şu anlamda yorum yapma şansına sahip değilim. Çünkü genel başkanın ne söyleyeceğini, ne söylemeyeceğini ifade etmem doğru olmaz. Ama şunu biliyorum ki genel başkan inandığı, düşündüğü doğruları söylemek durumunda. Her zaman da bunu söylüyor, söylemeye devam edecektir diye düşünüyorum sadece. Ancak şunu biliyorum ben.
korkmadan, yani Tele1'in buna ilişkin değerlendirmeleri oluyor bazen. Herkesin inisiyatif alması gerekiyor, mücadele etmesi gerekiyor, insanların yılmaması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımızın işte Gül'le ilgili değerlendirmesi, yorumlar yapıldı onunla ilgili. Onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Aslında bilinmesi gereken şeyler açısından normalde biliyorsunuz Millet İttifakı'nın aslında var olmasını sağlayan, büyümesini, genişlemesini ve ayakta olmasını sağlayan en önemli kişi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunu nasıl becerdi, nasıl bunu başarmış oldu? Ciddi bir şekilde katkılar verdi, insanları ötekileştirmedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir dönem hep karşımızda olan insanların yanımızda durmasını sağlayacak atmosferi yarattı. Şimdi böyle bir atmosfer yaratılmışken, böylesine değerlendirmeler yapmışken, siz kalkıp da Millet İttifakı'nın içerisinde olan ya da olması muhtemel insanlarla ilgili elbette negatif bir değerlendirme yapamazsınız. Ama negatif değerlendirme yapmamak asla ve asla işte A kişisinin ya da B kişisinin aday olarak göstereceği anlamında yorumlanmamalı. Böyle bir şey olamaz. Yani bunun öncelikle bilinmesi gerekir diye düşünüyorum. Son şu, en baştaki konuyla ilgili küçük bir değerlendirme yapmak isterim. Eğer izin verirseniz şöyle ki, şimdi Sayın Erdoğan'la ilgili, Sayın Erdoğan neden 7 ay bekledi? Yani Biden'in yapmış olduğu açıklamayla ilgili neden yorum yapılmadı? Yanıtı bence çok netti. Çünkü Erdoğan asla ve asla, şu güne kadar gösterdiği uygulamalarla açığa çıkan şeyi söylüyorum, asla ve asla bana göre bu ülkeyi düşünen bir lider değil, asla olmadı. Her zaman önceliği kendi kişisel değerlendirmeleri, kişisel çıkarları oldu. O yüzden karanlık bir dönem olarak adlandırıyorum bu dönemi, AKP dönemini, Erdoğan dönemini. Ve o yüzden Sayın Erdoğan'ın hiçbir zaman Amerika ile karşı karşıya gelmemesi, Sayın onun danışmanı vardı bilirsiniz, danışmanın hani deliye süpürmeyin lafı vardı. O lafa tek bir yorum yapamayan bir kişinin, işte Amerika'dan kendisine yöneltilen tehditler, beyzbol sopaları, birçok şeye yorum yapmamasına rağmen kalkıp da genel başkana işte 2 milyon olarak dava açarak sindirmeye çalışması karşısında şunu söyleyeceğiz biz. İnanın, bakın tekrar söylüyorum, ben haklı çıktım, bugüne kadar haklı çıktım. Genel başkanın davaları tarafımızdan kazanılacaktır. Biz bu Sayın Erdoğan'ı er geç Erdoğan'ın çok ciddi bir servetinin olduğunu ve bu usulsüz ilişkiler etrafında bunun kazanılmış olduğunu ispatlayacağız. Ve bu ülke Erdoğan'dan bu sayede kurtulacak diye düşünüyorum. Pekala. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'nin Geleceği programının sonuna geldik sevgili seyirciler. CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik'e, Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat'a, Sayın Polat'a ve gazeteci yazar Necdet Sarac'a teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Gelecek hafta.